أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniyede daime kayın sayım eylesin. İyi niyetimizde yapacağımız dik lisanla ifade edilebilecek kusurlarımızı da affeylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Bizi bize bırakmasın. Merhametiyle muamele eylesin. Arkadaşlar, Adem kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Adem'e geçmeden bir kısmımız hiç'i dinlemedi. Bir hiç'i şey yapayım size, tazeleyeyim. Hiç, mesela bazı şeyler aman aman nisbi ve itibari şeyler bir anlama yöntemi, bir düz yöntemdir, nedir diye. Bir de ne değildir. Böyle. Mesela bir de karşılıkları ile var bir şey. Mesela göz karşılığı çiçek. Bir de karşıtları ile var. İman, küfür, vücut, adem, karanlık, aydınlık gibi karşıt. Hiç deyince kendisini anlamak için tersini düşünün. Hep. Yoku anlamak için var. Risale'de sari ifadeyle Adem vücut. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin sari ifade Adem'i sırftan yaratmış diyor. Şeceri hikat Adem'i sırf. Hiç, hep, yok, var. Adem vücut. Şimdi ben biraz hiçten biraz bahsedeyim. Karşıtı mı? Karşıtı bunlar. Karşılığı var mı? Hiç'in karşılığını bakacağız. Şimdi onu okuyayım. İnsan zora kalınca en güvenilir, en son yer yine kendisidir. Psikolojik olarak yardım alacağı yer yine kendisidir. Kendi kazanımlarına sığınır. Tecrübelerine, ilimlerine sığınır. Sırf varlığı bilmeyle kişi aslına, cevherine, özüne yapamaz. Ulaşamaz. Sırf varlığı bilmesiyle kişi aslı, cevher ve özüne yabancılaşır. Yabancı olur. Varlığını bilmeyle özüne yabancılaşır. Hiçlik ve Adem'le, yani biz kendi özümüze yabani ve yabancı da kurtaran hiçlik ve Adem'dir. Kendi özümüze bizi taşıyan, bizi özümüze taşıyor. Evet. Hiçlik ve Adem'le hem kendi mevcudiyetinden hem de mevcudattan çıkma fırsatı bulur kişi. Hiçlik ile mevcudiyetinden, Adem ile vücudundan çıkar. Vücuduna bakmaya başlar. Bu binayı biz fikren, hissen binanın içinde isteriz. Hayal ederiz ama bu binayı görebilmek için bu binanın dışına çıkmak lazım. Hiçlikle bir Adem misin? Hiçlik mimle mevcudun, hiçliğimizle mevcudiyetimizin, Adem'le de vücudumuzdan çıkarız. Yani hiç, hep,
heplerimiz. Vücuttan kasıt ne? Vücut, hani hadi mevcuttan çıkmayı anladık da vücuttan çıkma da var mı? Var. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut, vücut bilmelisin. Bu oradaki mevcut manasındaki vücut değil mi? O, hani... Mevcut, kainat kastediliyor. Mevcut, kainat. Adem ise, Adem de kainat da, Adem kainat, mevcut da kendimize yüklediğimiz, sanı diyor ya felsefede, zanlarımız. Kendimize giydirdiklerimiz. Zan, malumat, bilgi, tereddüt, şüphe, eşyaya, kendimize verdiğimiz mana. Çıkamazsın, mümkün değil. Kendi zanlarından sıyrılamazsın, an şartta hiçliğini bilerek zanlarından çıkarsın. Neyi kazandırır bize? Mevcudiyetinden, mevcut. Ne kadar böyle toplumsal olsak bile şu anda derste hep beraberiz. Ama herkes kendi dünyasında. Şu anda kendi dünyasında duruyor. Avcı gibi duruyor. Ne avlayacağım, ne Allah vereceğim? Duruyor. Bu odada böyle, bu salonda böyle olduğumuz gibi, bu beldede de, bu Çanakkale'de de böyledir. Bu Türkiye'de de böyledir. Herkes kendi dünyasındadır. Bunun fırsatını nasıl bulur? Şu yazayım abi, öldürmeyeyim de. Yaz yaz. Mevcuttan çıkınca vücuda gitmiyor mu? Hayır. Hep oluyorsun. Zanlarımızdan çıkarak hep oluyorsun. Hiçin zıttı hep. Vücuttan çıkarsan, şey, Adem'den çıkarsan, mevcuttan çıkarsan, Adem, Adem'de vücut oluyorsun. Hep oluyorsun. Hep olmak için hiç olmak lazım. Bugün ayın kaçı? Ya, 25.9.2021 Gelibolu abi. Gelibolu. Evet. Evet. Gelibolu şeyimiz. Enfosu kapı. Biraz gideyim abi. Yani hiçlikle mevcudiyetimiz, yani sanılarımız, zanlarımız, tereddütlerimiz, bilgilerimiz, malumatlarımız, bilgilerimizden çıkmaya, çıkarak, hiçlikle çıkarak o bilgilerimize, zanlarımıza bakma fırsatı buluruz. Devam edelim. Bedene alıştığımız gibi, bedene alıştık, dünyaya da alıştık. Biz bedene, beden de dünyaya alıştığı için çıkmak zor oluyor. Abi demiştik ya, özür dilerim, zansız bir tek Allah'tır. Evet. Ama öyle bir berzah, öyle bir aralık var ki, hiçlik adı altında, evet. Oradan biz zanlarımıza bakabilme... Baka fırsatı veriyor. O fırsatı veriyor Allah bize. Dünyaya beden, biz de bedene alıştık. Hiç kimse sana özgürlüğünü vermez, veremez. Sen kendin uyandıramazsan, uyandırmadıkça. Zanlarıma bakabilmem bana ne kazandıracak? Hep olmak için. Zanlar bizi bir şey ediyor. Her şey olmak için. Zanlarından çıkacaksın. Zanlar seni bir şey ediyor. Giydiriyor, elbise giydiriyor. O oluyorsun. Mesela Kur'an'ın sesi yok. Kur'an'ın suretinin yazısı var, Musaf. Niçin sesi yok? Bir hikmeti de, bu işte devam ediyorum. Herkesin sesi kendine has ve muayyendir. Ta ki Kur'an'ı herkes kendisine göre seslendirip mutlak tüm sesleri barındırsın, sen okudun, senin sesinle ifade oldu. Yani bütün sesleri barındırdığı için hiçbir sese giremez, libaslanamaz. Zanlarımız da öyle oluyor. Abi bölüyoruz ama özür dilerim, şu Osman da takılmıştı, ona bir şey. Şimdi hiçlik ile mevcuttan, Adem ile vücuttan çıkarız. Mevcudu seyrederiz. Mesela hiçlikle nefsimizi, nefsimizden, Adem ile vücuttan çıkarız demek sanki biraz daha... O bu daha yakın bize. Ama biz biraz ileriden. İlk ortaokul diploması o. Öyle mi? Evet. Mesela... Ya nefis yok yani bu makamda. Mevcut bu daha mı şey? Tabii burada artık nefis yok. Varlık yokluk gibi gidiyoruz ya. Mesela... Konuşmuyoruz şu an bu mertebede aslında. Mesela nefs-i emmari ne biliyor musun?
Günah işlersin, günah günah bilmezsin. Nefse mal edesin. Levvamesi, günah işlersin ama levme desin. Lanet olsun ya. Yani nasıl düştün? Adem diye. Biraz daha umumi, içtik sanki... biraz da hususi. Hususi evet. Olduğu için gibi evet, abi. Evet. Yani bir tanesi kül, bir tanesi külli oluyorsun. Yani cüz, cüziyetten çıkıyorsun, küllileşiyorsun. Hiçlikle kül oluyorsun, Adem'le külli oluyorsun. Hı. Yazalım bir dakika da. Hiçlikle kül. Hiçlikle kül, Adem'le külli. Burada var mı? Olmadıysa. Şimdi daha yukarıda yapıyorduk. Siz şimdi Adem'i şey yaptınız. Öne çıkartıyorsunuz. Mesela külli daha şey... Şey, hususu olma, hususu olma. Öğlen önce de konuşmuştuk ya. Nasıldı? Hiçliği daha ötede bir kavram olarak düşünüyorduk. Yani Adem'den sonra hiçliğini anlamak şeklinde. Şimdi hiçlik biraz daha beride. Gerçi Fatih de öyle diyor galiba. Yani Adem daha ötede bir kavram. Yani bizden Adem daha cami. Adem daha cami. Evet. Kainatta. Hiçlik mertebesinde. Bunu ne kilitliyor biliyor musun? Aynı ortamdalar. Yani ikisi de kainatta Adem'le hiçlik. Kainatta. Ama bizi ta yukarılar Adem-i sır. Yani tamamen şeceri hırkatten seni çıkartan, şey olmaktan seni çıkartan Adem-i sır. Yani hiç ender hiç peki? O kavramını kullanıyorduk. Hiç ender hiç. Hiçliğini. Yani Adem'inde de yoksun. Adem'den de çıkıyorsun. Adem'in sıfa mı karşılık geliyor? Yok da. Mesela Adem... Biraz gidelim bakalım tamam. Hiç şeyi... Yani soralım hani... Tamam yok şey yapalım. Gene belki de Adem bu taraftadır, hiç daha ötededir. Beraber işliyoruz yani. Doğru olduğundan değil, işliyoruz yani. Hasan abi, hususi görüşmek şahsa yöneliktir. Bir de umumi görüşme var ya, hani Resulullah'ın Miraç bahsinde herhalde geçiyor değil mi abi? Şimdi burada hususi olması üstün olduğu manasına gelmiyor herhalde değil mi abi? Daha yani, derin olduğu manasına gelmiyor. Yok. Umumilik daha aslında kül evet. Olması bu bakımdan yani biraz. Evet, evet. Çünkü mesela ondan yani. Mesela diyelim ki hususi fazilette gelen üstün üstad diyor. Ama külli var şeyde sahabeler. Sahabeler ve İmam Azam üstün. Hı. İmam Şafii üstün. Mesela öyle bir insan var ki hususi bu dairemizde o kadar böyle manevi de şey yapamamış ama hizmetten küllileşti. Hizmetle. Ama bu Adem'le hiçlik daha sıra yapmadım yani. Şu camide şu değil, beraber konuşacağız bunu. Hala şu anda hiç mi bize daha yakın Adem mi bilmiyorum. Yani aslında yerine oturtmaya çalışıyoruz. Evet, evet, atölye çalışması yapıyoruz. Elinden alındığı zaman feveran ettiğin şeye dikkat et. O ilahımız olmasına müsaade etme. Orada şirk kokusu var. Mesih'in bir manası, Mesih-i Deccal, Mesih-i Süfyan. Süfyan'a da, İsa Aleyhisselam'a da Mesih unvanı verilmiş. Bu pek bir yerde göremeyiz. Yani dört tane manası var. Onu daha önce anlattım. Beşinci şu anda geçiyor. Ama bu mana yeni bir mana. Mesih ve Süfyan'a da İsa Aleyhisselam'da denmesinin bir hikmeti içeriden fetheden demektir. Mesela siyasi olursa hariçten işgal değil, içeriden fethetmiş. Yani işgal etmiş. Menfi olursa işgal ediyor. Şimdi İstanbul'un fethini işgal diyen de var. Bana yönelmişti. İşgal mi, fethi mi? Hangisi doğru? Ben hangisi doğru diye değil. Kavramın içini doldurayım, sen söyle. Mesela bir rejim, bir yönetim, tek sistem. Tek sistem farklılığa fısade etmiyor. Tek cami var, kilise yok. Tek dil var, tek konuşma var, tek.
orada ille hariç olsun, ille dahil olsun, oradaki yönetim işgal etmiştir. Orası işgal altındadır. Ama istersen dahil olsun, istersen hariçten olsun, gelip bu tekliği kaldırıp camiye, kiliseye, havraya, mehaneye, şuna buna, tek kişiliği kaldırıp herkes farklı konuşabiliyorsa, sevip sevmediğini ifade edebiliyorsa bu fetihtir. İstanbul'da gidin demiş, kilisenize gidin, bana eğilmeyin demiş. Karaköy vesaire oralar verilmiş. Ve oralar fiilen verilmiş. Bir tane bu kadar mescit zor varken Taksim'de, 11 tane kilise, 4-5 tane havra şey var, havra var. Taksim bölgesinde. Osmaniye, Osman Bey, Harbiye, Taksim, Tophane, oralar. 5 tane havra var benim bildiğim. 11 tane kilise var. Bu kadar mescit var yok. Burada namaz kılanlar bir. Mesela bu neyi gösteriyor? Adamlar mesela Balat. Balat'taki Katolik miydi? Katolik. Ortodoks mıdır? Ortodoks. Şey yapılmış, adam bırakılmış bak. Hiç bir manasıyla harici dayatmalardan kurtulur kişi. Kendisi kendisinden azat olur. Hiçlikle. Kendisi kendisinden azat olur. Hiç dışarıda yok. Kişinin kendi deneyimine şahit oluyor. Hiç de. Şimdi bu hiç, bu kadar okuduk. Şimdi biraz Adem'e bakalım. Ama hiç mi dağacağım, Adem mi dağacağım bilmiyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hiçlik hakkındaki yazısını okudum. Ondan sonra not aldım. Onu mu okuyayım yoksa Adem'den, bak ne kadar not aldım, bir sayfa. İşte Adem hakkındaki Mektubat-ı Rabbaniye'de. Fatih gönderdi. Fatih, neydi soy ismi? Erkoç. Erkoç, evet. Yozgar. Bir burası not aldım sayfa. Rabbani Hazretleri. He? İmam-ı Rabbani Hazretleri Adem hakkında. 1, 2, 3, 4, 5. Çokmuş ama. Bitirebilir misiniz? Biraz okursak, üzerine durmasak, fazla durmasak bitiririz. Veya Adem'de mi devam edelim? O ne peki? O da Adem değil miydi? Bu da Adem. Mesela Adem hakkında aldığım notlar var. Mesela bir de en son bir tane çalışmam var. Şeyden sayfa sözler 478 Zulümat Adem diyor yani. Bu istersen bunu gidin. Olur abi. Yani şey olmazsa paylaşırız, okuruz İmam-ı Rabbani Hazretleri tespit. Tamam. Olur. Yani yok o onun çıkar şey. O sizin ondan anladığınız mı? Yok. Direkt alıntı. Alıntı ama biraz böyle uydurukçası Türkçe'ye çevirdim yani. Hmm. Oradaki Arapça veya Osmanlıca tabiri biraz bize çevirdim gibi. Hmm. İsterseniz ben şey yapayım. Bu daha iyi olur. 478 sözler. Tamam. Şimdi okuyorum. Nefs, hani hangisi daha cami? Hiçlik hakkında epey şeyimiz oldu. Tamam. Seni senden azat eder. Hiçlik. Zanlarından seni çıkarır. Mevcudiyetini daha, hariçten daha güzel seyredersin. Adem hakkında da epey konuştuk ama şimdi bu burayı da bir yapalım. 478. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Mevcut. Nefis. Sabah dediğimiz şey hatırladınız mı? Müstakil kim olur diye siz nefis demiştiniz. Tam burası. Evet. Müstakil vücut mevcut. Müstakil isteyen. Yani sabah namazından sonra mıydı konuşma? Şey Fatih abi dersinde sormuş yapmıştım ya. Müstakil olmak isteyen neremizde? Tamam şimdi nefis dediniz. Tam bak direkt metni aynısı. Evet aynı metni. İşte orada nefis. Mesela insan küllileşmek ister ama Allahsız olmaz. Ama nefis
kimseyi kayıtlanmak istemez, serbest. Onun için mesela cehennemde, haşirde, keşke yok olsaydım da yanmasaydım diyen nefistir. Ama cehennem dahi olsa beka isterim diyen vicdandır. Farklı birimler konuşturuluyor. Onun için yokluğu istemeyen fıtrat-ı asliyi Allah konuşturmuş Kur'an'da. Ya leyteni küntü turaba. Keşke sorumluluğu almamış olsaydım da toprak gibi ama var olsaydım. Ama bu başıma gelmeseydi cehennem. Ama yok olaydım demiyor. Sorumsuz olsaydım. Ama yok olaydım değil. Toprak sorumsuz ya. Onun için çoğu gençler evlenmek niçin istemez? Sorumluluk almak istemiyor. Niçin almak istemiyor? Eğer böyle bir gayesi yoksa, bizim gibi bir hedefi yoksa. Çünkü kendi sorumluluğunda değil. Kendi sorumluluğunu almamış. Kendi kendine yeteceğine kanaati yok. Kendi kendisine yeteceğini, kendisi kendisini yönetebileceğine inanamadığı için hariçte böyle bir sorumluluk almak istemiyor. Çocuksu oluyorlar. Buna sakalı çocuklar diyor usta. Ben psikolojiye girmiş oldum. Yani yaşı büyüdüğü halde rüşt yok. Buluğu var. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Dikkat ederseniz nefis serbest, müstakil, bizzat mevcut bilir. Buradan rububiyet çıkar. Dava eder. Hemen antiparantez. Hiçbir ilah, yani tanrı dedikleri o firavunlar, nemrutlar ve milletler benim Allah'ımdır demedi tapındığına. Ya ilahımızdır dedi veya Rabbimizdir dedi. Allah'tır diye yoktur. Burada da rububiyet dava eder nefis. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşıyor. Bu işletim sistemimizde var. Nefis böyle avami biraz şey oluyor böyle. Doyurmuyor beni. Şeytan da öyle böyle. Alıştığımızdan mı bilmiyorum. Ama işletim sistemi dediğim zaman biraz da ağır geliyor bana. Yani işletim sistemi. Bizde böyle bir sistem var. Serbest, müstakil, mevcut bilir. Rububiyet dava ediyor. Rab. Kendini kendini Rab edinmiş. Bir de şunu düşünebiliyor musunuz Allah'a karşı? İsyan değil bu. Adavetkârane isyanı taşıyor. Allah'a düşman. Yani zevklere muptela başka bir sıfat. Allah'a adavetkârane bir isyanı taşıyor. Adavet. İnsan hata yapar ama adavet etmez. Ben sana yanlış yaparım. Vefasızlık yaparım ama düşmanlık başka bir şey ya. Şimdi bir yazı paylaşmıştım. Hatırlar mısınız böyle? Osmanlı Kadisi'nin başına gelmişti. Hem de lazım olur. Ben bu arada hem örnek veriyorum hem sıkılmamak için kaçamak rampalar yapıyorum ama işe yarasın diye. Kadi şey yapıyor, sorguluyor. Adam haksız. Hakim de biliyor. Ama şey de söylüyor. O da öyle kıvırıyor. Alim bir tanesi haksıza taraftar. Diyor ki sen diyor ilmi senden öğrendik kadı diyor alime. Bunun haksız olduğunu biliyoruz. Niye ona şahitsin? Arkalıyorsun. Niye arkalıyorsun dedi. Dedi ki haklının arkasında arkalamak herkesin işi. Bu dostluk değil. Bu adalettir. Bazen haksız dostunun arkasında bulunmak ise vefadır demiş. Bazen haksız dostunun arkasında dostluğunu göstermek için haksızlığının dahi arkasında durmak vefadır. Ama bu haksızın arkasında durmak harice zulüm ve zarar vermemek şartıyla. Tamam. Mesela içki içmiş, şey yapmış, mesela şunu yapmış, bunu yapmış, şahsi günahlar mesela. Neyse, bu arada vefa ile adaleti mukayese ettik.
haklı dostunun arkasında durmak zaten bir meziyet değil. Herkesin işidir. Ama bazen Mehmet, haksız dostunun arkasına arkalamak gerekiyor. Dostun böyle gözükür. Adalet değil. Mesela kaderle kudreti söyledim ya. Adaleti. Adalet yürürken olaylar, hadiseler, cemiyette, siyasette sistemi mukayese etmek. Sistemi birbirine kıyas edip onaylamak, reddetmek. Bu adalettir. Ama sonuçtan sürece bakmak kaderdir. Misal, sirkatten, hırsızlıktan bir hakim adama mahkum etmiş. Ama hakikaten kimse bilmiyor. Bu adamın gizli bir cinayet var. Adalet noktasında bu adam hırsızlıktan ceza alması yanlış. Süreci görüyor musunuz? Kader ise. Fakat diyor, niye kader buna müsaade etti? Adalete rağmen, adalet etmedi. Değil mi bak? Yani bu hırsızlıklar değil, kesilmemesi lazım. Adalet buydu. Ama kader bu adaletsizliği kabul etti. Onun o suçtan cezası veriliyormuş gibi gözükürken, kader onun gizli bir katli var, hiç kimse bilmiyor. Hırsızlık gibi de değil. Onu hiç kimse bilmiyor ama kader bunların bildiği şeyle haksızlığa uğratarak kader ceza veriyor. Vay be. Kader sanki mahiyet, adaletle suret oluyor gibi sanki burada. Bilmiyorum ama neyse, çok hoş bir neyin mukayese. Hı? Neyin? Kaderin sureti adalet oluyor sanki. Zahirde öyle gibi yani. Yani mesela siyaset ne olacak? Bu ne olacak? Yapacak. Neye gidiyor? O kadar ortalık karona var, bilmem ne yapacak. Bu kadar karmaşık değil mi? Hakikaten bu süreci takip edip istikamet bulmak, hakikaten bir bakıyorsun Ayasofya açan adam koronada dayatıyor. İşte köprüler yapan şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani acayip bir şey yani toplumda. Nasıl ben istikameti bulacağım bu istikrarsız, istikametsiz gibi gözüken sistemde? Bu sistemde olan hadiselere bakıp birbirine kıyas ederek düşünmek veya konuşmak, çoğu zaman zulüm ediyoruz, adalet etmiyoruz. Nasıl olacak? Sonuçtan süreç. Sonuç nedir? İttihad-ı İslam olacak. İttihad-ı İslam'dan önce Asya Birliği olacak. Asya Birliği ile Asya Şurası, ilk önce Asya Şurası olacak. Ustadın sırası bu. Asya Şurası olacak. Sonra Asya Birliği olacak. Sonra İttihad-ı İslam olacak yani diğer Müslümanlarla. İlk önce Asya. Şimdi böyle olacak mı? Ne olacak abiler? Nereye gidiyor şimdi? Vallahi iyi olacak. Nasıl iyi olacak, her taraf acayip toz duman? Sonuçtan bakıyor. Süreci bakıyor. Peki bu toz duman ne olacak? Toplumsal bir feveran başlayacak. Patlatacak üzerindeki elbiseyi. Kim giydirmişse bu millete. Devam ediyorum. Dağıttım mı acaba biraz konuyu? Yok. Nefis dedik, kendisini serbest, müstakil ve bizzat mevcut biliyor. Rabbine karşı adavet, kârhane bir isyan taşıyor. İsyan edebilir ama Mehmet kardeşim. Adavet var ya. Rububiyet de var diyor. Rabbim diyor. Tamam, bu bir. Bu birinci önerme. Öyle bak. Bak şöyle diyorum, hiç dokunmuyorum. Ha, yazabilirdik ya, geçen şeyimiz de geldi ama. Yazın abi. Ama zor olur ha. Uzun mu metin? Yok, uzun yani şu metin. Ha, uzunsa tamam. Şu yazılabilir ama okuduk ha. Şu. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Bir böyle diziyorum, bir böyle diziyorum. Mana çıkıyor. Yani diziyorum yani. Ha, bu bitti. Birinci önerme dedik. Niye? Ara verdim. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Nerede kurtulur? Bizde işletim bir sistemi var. Onun adı nefistir, dindeki adı. Bendeki içsel yapısı nedir? Nefis değil. Ben de serbest olmak istiyorum, müstakil olmak istiyorum, Allahsız düşünmek istiyorum, mevcut olmak istiyorum, her istediğimi yapmak istiyorum. Bana haram getirilmesine kim getiriyorsa karşıyım.
Bu sistem var. Bir sistem var. Nefis var. Nefis böyledir. Nefsi tanımladınız. Peki nasıl kurtulacağım ben bundan? Bundan nasıl kurtulacağız? İşte gelecek şu hakikati der ki, hakikat. Derk etmekle ondan kurtulur. Anlamakla değil. Derk etmek. Hakikate nüfuz etmek. Hakikat şöyledir ki, o hakikat nedir? Her şey nefsinde mana ismiyle 2-4 tane fanidir. Derk edeceğiz. Mefkuttur. Ne demek, lügatını vereceğim. Gönderdim mi acaba ben size bunu? Yok değil mi sayfayı? Fanidir. Yani ceplere gönderilebilir bu. Fanidir, mefkuttur, hadistir, madundur. İsterseniz bir çekin. Ha? Yani sen onu bozma, istersen onu çek. Hadi bir çek. Çünkü ezber gidiyorsunuz. Şu abi. Sen bunu da kaydı basmıştın değil mi arkadaşım? Ha, basıyor. Tamam. Gözüküyor. Kırmızı kız. Şöyle yapayım istersen. Şöyle yapayım. Çektin mi? Yani bu, bakın yani görün. Şimdi gördünüz mü abi? Bir bakın. Şu hakikati derk etmek. Nedir o? Nefis zatı itibariyle fanidir. Mefkuttur. Mefkut, kaybolmuş, olmayan, gayri mevcut. Nefis, nefis cihetiyle yok ya. Yani. Yok. Sonra Adem var. Hiçlik vardı, şimdi mefkut. Mefkut. O da yok. Mefkut. Lugatta hepsi aynı. Lugatta da hepsi aynı. İşte değil bu. Yani bu hakikatmiş. Bunu derk edecekmişiz. Yani nefis mana ismiyle. Yani nefsi dediğimiz şu. Serbest, müstakil, mevcut tarafımız var. Böyle zannediyoruz. Biz serbest değiliz. Bu mefkuttur. Bu fanidir. Bu hadistir. Mahdumdur. Adem'de var burada. Mahdum. Çoğul. Yokluk. Şimdi nefis neymiş abiler? Serbest, müstakil, bizzat mevcut. Ama diyor ki, hayır diyor. Sen diyor, bu cihetle, yani kendine baktığın zaman, sen fanisin. Ne kadar uzun dahi olsan yoksun, fani. Sonra mefkutsun. Mefkut, kaybolmuş, olmayan, gayri mevcut. Hadistir, hadistir. Sonradan olan şey değişmeyen mahkum. Değişmeyen mahkumdur. Değişmeyen mi? Değişime mahkumdur yazılması lazım. Sonradan olan değişmeye nisileyim. Sonradan değişen şey zaten hadis. Hadistir. Katı da verin. Madumdur. Madum yok olan. Yok. Yok. Mana ismini böyledir. Şimdi bunu ne yaptı? Nefis böyle bir işletim sistemimiz var bizde. Nefis çıkın böyle. Böyle bir sistemim var. Müstakil, serbest. Bizzat mevcut biliyor. Rabbine karşı isyan ediyor. Ya ben diyor kafama göre takılacağım diyor. Karşısına şey çıkartılıyor. Hakikat şudur. Mefkutsun. Fanisin. Hadisin. Madumsun. Lugatı da verdim. Fakat mane-i harfiyle, bu mana ismiyleydi, nefis, Sani Zülcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle. Yani nefis deyince, böyle nefse mare zannediyoruz. Bu taraf nefse mare. Ama nefis deyince 7 mertebesi var, şimdi diğerlerini aktif edecek. Nefse mare, günah işler, günah kabul etmez. Nefs-i levvame günah işler ama levmeder. Lanet olsun. Nereden yaptım şunu ya? Levmedi. Ondan sonra nefsim
mutmainne, mülhime, mülhime, mutmainne, raziye, safiye gibi gidiyor. Şimdi bu cihette baktığın zaman manayı harfiyle nefis meşruttur. Lugatını vereceğim. Vaciptir, şahittir, mevcuttur. Yani Sani Zülcelal'in esmasını aynadalık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle meşhuttur. Ben şey yapayım size. Meşhut, görülen. Görünen, görülen. Yani Cenab-ı Hakk'ın aynadalık cihetiyle meşhuttur. Görünendir. Yani aynesi olduğu belli. Bir vazifesi var. Sonra nedir? Vacittir. Vacit nedir vacit? Mevcut olan. Vücutta olan. Yani böyle sen buradasın ama mana isminle sen yoktun. Ama böyle olur sen ortada bir şey varsın yani. Hani varsın vücutta. Vacittir. Şahittir. Şahitlik yapan, bilen, tanıyan, tanık. Gören yani. Bir de 2-4 sıfatı var. Mevcuttur. Mevcuda bilinen bir şey de yazdım mı acaba? Yok. Mevcut, vücut sahibi. Yani hiçlik değil. Var. Demek ki bir işletim sistemi var abiler. Şöyle bakarsan böyledir, böyle bakarsan böyledir. Manayı harfiyle baktık, şey ismiyle baktık. Buydu. Ondan sonra manayı harfiyle baktık, budur. O da 4. Farkında mısınız? Yani nefsi manayı ismiyle fanidir. 1. Mefkuttur 2. Hadistir 3. Madumdur 4. Bakabilirsiniz. Bu umumi ders değil. Her şeye. Çıkar içine bakabilirsiniz. Bu 4 tane mi? 4 tane. Manayı harfiyle bakarsan daha bile meşruttur, vacittir, şahittir, mevcuttur. Acaba bu sıra doğru mu? Şeyde külliyatta o 478'de inşallah yani eşleşme manayı nazm-ı mani için yani. He için böyle. Fanidir, mefkuttur, hadistir ne bileyim. Bazen böyle bir şey olabilir yani. Mesela meşhut faninin karşısına konmuş. Mefkuttur, vacittir. Hadis şahittir. Madumdur, mevcuttur. Denk geliyor yani. Tamam. Şu makamda tezkiyesi ve tahtili şudur ki vücudunda Adem, Adem'in de vücudu vardır. O zaman ben tezkiye ve tahtilini, lügatını vereyim. Tezkiye, temizi çıkarmak, aklamak, doğruluğuna şahitlik yapmak. Değil mi? Temizi çıkarmak, aklamak, doğruluğuna şahitlik yapmak. Tatil ise temizlemek. Şimdi arkadaşlar, şu makamda tezkiyesi ve tatili. Neyin? Onu kaybetmeyeceğiz tepesine. Nefis, bizatihi kendisini serbest, müstakil, mevcut biliyor. Rabbine karşı adavetkârâne bir isyanı taşıyor. Rablık iddia ediyor. Bu tarafıyla, manayı harfiyle, kendisine bakan şeyle faniymiş. Ondan sonra mefkutmuş, hadistir, madumdur. Ama işlevi itibariyle bir vazifedarlığı var. Allah hikmetsiz yapmaz. Yani fanidir ama meşhuttur. Mefkuttur ama vacittir. Hadistir ama şahit oluyorsun. Madumdur, yoktur ama mevcuttur. Böyle bir özelliğiyle bilince tezkiyesi ve tahtiri nedir? Tamam bunu böyle bildik. Nefsin tetiği. O zaman vücudunda Adem, Adem'in de vücudu vardı böyle bakarsan. Yani bu müstakil bakarsan vücudunda yok. Hakikaten var yok oluyor. Var yok oluyor. Kendisine kendisi için bakarsak
böyle işletim sistemimize sırf dünya için bakarsak kısaca, sırf beden için bakarsak, başka bir Zat-ı Zülcelal'e aynı darlık itibariyle değil de sırf dünyaya şehvetlenmek, güzel yemek yemek, güzel giyinmek, ne bileyim kariyer sahibi olmak, şu olmak, bu olmak cihetiyle bakarsan hakikaten yok olacaktır. Yoktur. O var yok eden sistem vehimdi biliyorsunuz. Evet. Onunla bağlantısı ne olabilir? Biraz gideyim de bilmiyorum yani şu an. Yani bilmem de düşünmem gerekiyor. Şimdi peki temizlenirsek ne olacak? Yani böyle değil. Ona bir anlam yükledikse, onu istihdam ettik, kullanırsak, içki taşımıyoruz kamyonla da, mubah şeyleri taşıyoruz. O zaman da ama Adem'di, vücudunda Adem. Ama öyle bir şey ki, ben nerede kullanıyorum? Bir an yaşaması, baki, ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu. 63, şu anlarda var ya. Bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsizin misat ile, hadsiz vücuttan kazanma senemesiyle, mesubiyet cihetiyle bir an yaşaması, hadsiz ebedi bir vücutla kadar kıymetler ve oluyor. Şimdi vücudunda Adem var. Var ama nasıl yok diyorsun? Var ama bu cihette bakarsan hakikaten toprağın altında o kadar yıklar var ki. Bak yukarıda değil mi şehitlik? Çanakkale. Arkamızda mıdır ya bu? Dağın arkasında mıdır? Yok biraz daha 20 kilometre ötede. 20 kilometre var. Vücudunda Adem. O kadar kişiler var, onlar ölmemiş ama. Bak, vücudunda, vücuduna böyle içkiyle geçirenler var. Ve yaşamış ama yaşamamış. Bunlar ise bir şey için ölmüş, yaşamış. Adem'inde ama yok olmuş. Ama vücut bulmuş. İzah ediyor şimdi. Anlamadım. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut var. Ne demek bu? Kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Gene anlamadım ben bunu. Ben hakikaten anlamadım. Yani diyor gene. Gene ikinci bir yani. Bak birinci yani söyleyeyim. Kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Zulümatı Adem'de kullandı ve kainatı kullandı. Üçü aynı yerde. Zulümat, Adem, kainat. Eğer uykunuz geliyorsa tabii yemekten sonra cam açabiliriz. Ara verebiliriz yani. İyi misiniz? Tamam. Adem'im iyi miyiz abi? Tamam. Şu abi, bu çok ilginç de. Şimdi Nazm-ı Mani de eşleştireceğim yani. Kainat, zulümat, Adem. Aynı kategoride kullandı. Kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem. Anlamadım ben bunu. Yani, ikinci yani, vücudu şahsisine güvenip daha çıkarımlarımızı okuyacağız. Bu çıkarım değil, metni okuyoruz ha. Çıkarımlar var ya bak. İki yaprak, üç sayfa. Vücudu şahsisine güvenip, mucidi hakikiden gaflet etse, yanisi neydi? Vücudu şahsisine güvenip, ne olacak ki ben doktorum, herkes hasta. Doktorluk gözüyle, gafil doktorun gözüyle herkes hasta, herkesin biz değil. Oysa en hasta gafil doktorlardır diyor mesela. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucidi hakikidene gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsı ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat-ı Adem ve fıraklar içinde bulunur, boğulur. Demek ki kendine güvenirsen, mucid-i hakikiden gaflet edersen, seni yaratan zatın seni yaratma gayesinden gafil olursan, ne olur biliyor musun? Kainatın büyüklüğü kadar nereyle elini uzattınsa, hepsine öyle bir firak, öyle bir ayrılık, firak ve bir tane de bir şey de var. Firak ve yok ayrılık. Hicran mı? Hicran. Abi maşallah çok güzel. Davut. Evet. Yani firak ve hicran. Şeyde uyuyor abi sabahki dersteki
şeyle burada ziyai vücudu diyor. Nihayetsiz zulümat ademe. Yani aslı olan gölge aslında zulümat adem şeklinde. Evet, zulümat adem. Aslıyla aslı olan ziyai vücuttan irtibatını kopartırsa kendi zulümat ademde kalıyor. Gölge ya zaten. Evet. Mahiyeti aslında ademi, ona da düşüyor yani. Hani otomatik düşüyor. Aslıyla olan bağını kopardığında. Kopartınca gölgenin gölgesine düşüyor. Dumanın dumanı oluyor. Değil mi mesela? Neyse. Demek ki kendisine, şahsesine güvense. Ben doktorum. Sen karşımda olduğun için söylüyorum. Abi bizim iğneler var burada. Haplar var burada. Milletin ulaşamadığı ilaçlar var. Adam bir ilaç yazdırmak için hafta sonu pazartesi bekleyecek. Can, yani halsızlık hissetti. Yani belki de yapmaz ama işte sırrım takmak, yani doktor takmak. Yani doktor bu konuda şans, her şeyin kenara sahip. Vücut şahsisine güvense. Ne demek bu? Mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsın ziyai vücudu, yani kendi bilgilerine, kendi zanlarına, nihayetsiz zulümat-ı ademe fraklar içinde bulunur, boğulur. Ama bir sürü doktorlar var, gitti. Bu bir sürü dostlar var, bir sürü akrabalar var, bir sürü nur talebeleri var, gitti. Şimdi bu kadar gitmeler insana hiçbir tesir yapmıyor mu? Bir iz bırakmamış mı? Eşin gitti, aşın gitti, yatın gitti, katın gitti, atın gitti. Bunlar fraklar sana ne yapar? Boğar adamı. Mesela ölüm korkusu zandır. Bedenin toprağa girecek, perdelikler konulacak ama gerçek zan. Ama tanımlanmamış bir zan. Ne kafir oradadır, sırf kafir hem orada vardır ama hem de aşağı doğru gitmiştir. Müslümanı Allah merhameten orada tutmaz. Eskimiş yuvasından Meliala'ya çıkar diyor. Öyle değil mi? Eskimiş yuvasını terk eder diyor. Eskidi gitti. Eskidi arabayı satmıyoruz. Ya. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi iç olduğunu, enaniyet ben yani Allahsız düşünmek, nefsi iç olduğunu, mucidi hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bunlar çıkarımlar var ya, daha okuyacağım. Ben şöyle metni anlamaya çalışıyorum. Bak bir daha, nefsin, fakat enaniyeti bırakıp, enaniyet, bizzat nefsi iç olduğunu, birinci enaniyet, iki nefsi iç olduğunu, üç mucidi hakikinin bir ayni tecellisi olduğunu gördüler. Üç tane şey yapacak. Bir, enaneti bırakacak. Nefsi iç olduğunu yapacak. Bir de mucidi hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Anladığı değil, şahittir dedi ya yukarıda. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Bütün mevcudatı. Mevcudat ondan ademe eşleşiyor. Osman. Mevcudat. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu, burada da vücut da var, kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. Metin bitti. 478. Şimdi ne anladık? Tek tek kelime veya iki kelimeyi alıyorum. Bu bize ne kazandırdı? Ne anladık? Çıkarımlarım. Bir, nefs kendini serbest, müstakil, mevcut bilir. Bundan Rab'lık iddia eder. Mabuduna karşı adavetkâr isyanını taşıyor. Tamam. Bundan nasıl kurtulurum diye soruyu soruyorum. Arapça'da öyle ya. Soru sorarsın, mana çıkar öyle. Birincisi, nasıl kurtulurum? Mana-i ismi, mana-i harfi kullanarak. Yani manayı, ismi, manayı harfi taraflarını bilirsen, mana ismi var, mana harfi var, onları kullanarak. Sonra tam da nasıl olacak? Tezkiyesi, nefsin tezkiyesi, tatırı, bu bitti burada. Yani nefiste nasıl kurtulursun? Mana ismi, manayı harfini bilerek, fiili bilerek.
mana harfiyle bakacağız. Nedir o? Enaniyeti enaniyeti ne diyor? Enaniyeti bırakmak mı diyor? Enaniyeti bırakmak nefsini hiç olduğunu enaniyetin bırakmak. Bunu ezberleyebilsek ne enaniyeti bırakmak. Nefsi hiç olduğunu 3 mucidi hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Vakit diyor zaten. He? Anlamak değil yani. Anlamak değil. Nasıl olacaksa. Nefsini bırakmak, enaniyeti bırakmak, nefsi, bizzat nefsi hiç olduğunu, mucidi hakikinin ayni tecellisi olduğunu gördüğü vakit. Peki. Musibetlerle göbeği insan. Ha, bunu soru soracağız bakayım ne diyecek. Peki bu nefsin tezkiyesi, tatiri nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağız? Mana ismi, mana harfi anladık ama nasıl yapacağız? Vücudunda Adem'in de vücudu vardır. Anlamadım bu ne demek gene? Vücudunda Adem'in de vücut vardır. Bunu bileceksin ama. Anlamadım ki gene anlamadıklarımla izah ettin. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar zulümat Adem'in içindedir. Peki Adem ve kainat nedir? Zulümat Adem ne demektir? İkisini birleştirdim. Zulümat kainat kadar bir zulümat Adem'iydi. Zulümat Adem şuymuş abiler, 3 tane. 3 tane içerikleri varmış. Zulümatın, bu metinden. 1- gaflet, 2- firaklar, 3- zulümatlar yani içsel karanlıklar, her çeşit yokluk, fikri, hissi, duygusu ve latifesini yaşar. Bak, zulümat. Ne demek zulümat? Yani Yasin, içsel karanlıklar, bunu da anlamadım. Her çeşit yokluk fikri, yokluk hissi, yokluk duygusu, yokluk latifesini yaşar. Biliyorsunuz. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye dima, vicdan, kalp, ruh. Dimada ne? Fikir. Vicdanda his. Kalpte duygu. Ruhta latife. Zulümat Adem ne demek? Her çeşit yokluk fikri, yokluk hissi, yokluk duygusu, yokluk latifesini yaşar bu. Gene anlamadım. Biraz da giriyoruz. Yani zulümat Adem ne demek? Ve içinde olan ve bil kuvve uyuyan bunlar yani nedir o? Yok fikir, yok ben kimsesizim. Hatta basit bir şey ya doktorluğum bilir. Beni kimse sevmiyor, bana kimse değer vermiyor diye cehennem etmiş dünyası değil mi? Beni kimse sevmiyor, bana kimse değer vermiyor. Ben yalnızım ya böyle. Daha zulümat da değil ha. Bu fikir bu. Zanya. Ha, zulümat nedir? Enaniyeti bırakmayıp, nefsi hiç olduğunu bilmeyip, mucidi hakikisinden gaflet edip, aynı olduğunu anlamasa, ne yapar? Gaflete, firaka, zulümata düşer. Zulümat nedir? Her çeşit yokluk fikri, her çeşit yokluk hissi, her çeşit yokluk duygusu, her çeşit yok latifesi. Gene anlamadım. Bunlar yetmiyor. Bunlar içimizde uyuyor. Allahsızlık, yokluk. Bizde içimizde uyuyor. Sistem bu. Bunlar uyanırsa, içinde değil mi bu senin? Bu çok önemli burası. Buraya İçinde değil mi abi mesela? Diyelim şöyle. Gadab içimizde değil mi abi? Şehvet içimizde değil mi abi? Mabet içimizde değil mi abiler? İçimizde. Bak, dersen sen içine gidiyorsun. Ha, bu işte. Uyanırsa seni içine alıyor. İçimin içine giriyor. Zulümat böyle bir şey. İçimin içine giriyor. Şehvet uyandı. Ahiretin bitirdi. Gatap uyandı. Hapishaneye girdin. Cinayet işledin. Öyle değil mi? Mesela aşk uyandı. Kontrolsüz aşk. İntihara götürdü seni. Ne yapar? Boğulur. Bende kaybolurum, yok olurum ve kendimden her türlü azaplar çekerim. Nasıl çekeceğim? Ben bende kaybolacağım. Ben benden uzaklaşacağım.
Düşünebiliyor musunuz? Ben benden azap alıyorum. Bundan nasıl kurtulacaksın? Başkası olsa kaçarım. Uzaklaşırım. Ama ölürüm, ne bileyim bir şey yaparım. Ama ben benden nasıl kaçacağım? Hani bir dersimiz vardı. Ben kayboldum. Ha, ben bende kayboldum. Beni bende bulan bana haber versin. Kardeşim uyandı sende. Bu zulümat uyandı. Her çeşit yokluk hissi, fikri, duygusu. Yani bu nasıl kaçacaksın kardeşim ya? Sen sendesin. İntihar tek çaresi abi. Başka çaren yok. Başka hiçbir çare. Bu zulümat adem bu. Kesinlikle. Hatta cehennem diyor, cennet gibi olur diyor. Ustad değil mi, hatırladınız? Bu zulümat-ı Adem'i yaşayanların cehennem var ya, cehennem. Nerede söylüyor? Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Mesnevi Nuriye'de. Mesnevi 220'de galiba. Yani mesela diyor ki, Kantar düşün. Müslümanın cehennemi cismanisi. Sebabı fazla. Günah fazla. Sebabı az. Müslüman cehenneme gidecek. İşte şefaat şundan bundan, hizmetten alamadı vesaire. Ama günahını sevabını günah aşana kadar gidecek. Müslümanın cehennemi cismanisi. Cehennemin birinci tabakasına gidiyor Müslüman. İkiye gitmiyor. Tabakalar anlatmıştım. Cehennemi cismanisi. Koy kefeye. Kantara. Kafirin zulümat-ı Adem'le, yani her çeşit ayrılık fikri, her çeşit ayrılık hissi, her çeşit zulümat duygusu, her çeşit ayrılık duygusu ve ayrılık latifesi yaşayanın o dünyada yaşarken o haletini koy kefeye, cehennemi cismani, arif olan mümin için. Bunu biliyor, evet günah var ama ben işte yaptım yani eşeklik ama Allah var yani. Onu cehenneme bile gitse, cehennemi cismanisi, kafirin cehennemi manevisinden cennet gibi olur diyor. Hatırladık değil mi abi? 227 mesela. Cehennemden daha serin olmaz. Daha serin, evet. Şimdi burada püf nokta ne? Bizi heyecanlandıran nedir? İçimizin içine girmek bu. Devi uyandırdın mı? Benim psikoloji dersler vardık ya, yapıyorduk ya 10-15 sene önce. Onlar kitaplar yazıldı ya, bir sürü şey. Orada devi uyandırdığı bir şeyimiz vardı, dev. Yani içeride, yani doğru düşünmek, doğru düşünce malzemeleri, doğru hayal etmek. Yani doğru düşününce sen onun içine giriyorsun, düşüncenin içine giriyorsun. Hayal mi ettin? Hayalin içine giriyorsun. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız onun içine giriyorsunuz, o oluyorsunuz. Hatırlarsın. İşte ama bu da bu tersi. Zulümat Adem, korkunç ya. Yokluk. Devam edeyim. Bir daha söyleyeyim. İçinin içindekiler uyanırsa menfi Adem. Menfi veya müsbet. En azından bunu böyle mutalaa edecek burada da Trabzon'dan sırf bu için gelsen Almanya'dan. İnan değer vallahi. Bak içimdeki olan o sistemi, işletim sistemi uyanırsa menfi veya müsbet, adın gibi bil ki uyandırırsam ben hariçle, günah veya sebapla, muzakere ile geldik veya günahla. Adın gibi bil ki için uyanırsa içine gireceksin. İçinin içine gireceksin. Hepimiz yani. Devam ediyor. Zulümatın kaynağı, zulümatın kaynağı var mı? Yok. Zulümatın kaynağı yok. Elim kesildi, kaynağı var, bıçakla kesti. Gözüm yaşardı, soğan vardı. Zulümatın yok. Çünkü zulümat Adem var olsa zaten vücut diyeceksin. Zulümat Adem, zulümatın kaynağı var mı? Yok. Onun için tanımlayamıyor. Nurun kaynağı Allah'tır. İyi dinleyin. Nurun kaynağı Allah'tır. Zindanın, karanlığın bir şey düşünülür ama bak nurun kaynağı Allah'tır. Zindanın, karanlığın, şimdi karanlığın bir şey düşünülür. Yani kaynağı. Mesela karanlık var çünkü güneş yok. Zindan niye güneş girmiyor? Yani bir şey diyorsun.
Ama zulümat hakkında hiçbir şey diyemiyoruz. Çünkü herkes tek başına aleminde çıkarımsız çıkarımlarının kendi müstakil yaşar. Yani çıkarımsız çıkarımları. Herkesin kendi müstakil cehennemi olduğu için ona bir şey diyemiyoruz. Bir lafımız yok. Herkes kendi çıkarımlarının çıkarımları bu. Yani kendi hususi yaşar kısacası. Karanlığı hepimiz biliriz. Güneş yok. Şahitiz. Hapishaneyi biliriz. Karanlık. Ne demek? Güneş, ışık girmemiş. Ama herkesin zulümatı ayrı. Çok acayip. Çünkü herkes kendi şahit olacak. Abi ezan okundu değil mi belki de? Evet abi. Tamam. Ama geliyor. Bu sayfaya geldi mi keseriz. Bu sayfadan devam ederiz. Arzu edersen akşamdan sonra. Daha çıkarımlarımız yarım paragraf oluyor. Bir dakika olmuş okum. Öyle o zaman bile eski değil. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika da iyi olsun. Dersten sonra devam edelim. Şeyden, namazdan sonra mı? Evet. Tamam. Ama cümleyi bitireyim. Tamam, bitirin, bitirin. He. Bir daha söyleyeyim burayı. Zulümatın kaynağı yok. Nurun kaynağı Allah'tır. Zindanın, karanlığın bir şey düşünülür ama zulümat hakkında hiçbir şey diyemiyoruz. Çünkü herkes tek başına aleminde çıkarımsız çıkarımlarını kendisi müstakil yaşar. Karanlık aklidir. Herkesin bileceği ortak tarafımız var bu karanlık. Fakat zulümat herkese özeldir. Zulümat kalbidir. Evet, burada duruyoruz. Yani nefisi inceleyen üç tanesini okudum. Bir tanesi mane-i ismi, mane-i harfiydi abiler. Mane-i ismi, mane-i harfiydi. İkincisi vücudunda Adem, Adem'in de vücut. Üçüncüsü zulümat konuştuk. Evet. Dördüncüsünü namazdan sonra yapacağız. Hiçlikle Adem hususunu daha inşallah dersten sonra bir tekrarlarsak çok... Tamam, bu dersten sonra. Evet. Çünkü Adem, zulümat-ı Adem. Ben zulümat ve hiçlikle Adem'in hangisi daha canlı olduğunu bilmiyorum. Peki öyle konuştum. Atölye çalışması yapıyorum. Yani derste ilk önce şunu söylüyorum. Yani hakikat tek değil. En büyük düşman olduğum şey, yani sevmediğim, hakikatin tek olduğuna zannıyla dayatandır. Evet. Hiç sevmem yani. Ondandır ki mesela hiç yaş başına bakma mesela. Bak Fatih'len değil mi? İki saat değil mi? Bak kulak astık, dinledik, ve zevk aldık ve keyif aldım. Tevazu yapmıyor ve çok şeyde istifade ettik. Çok, çok da not aldım. Bak not aldığımız hepiniz şahit. Bir şey anlatmak için söylüyorum ki bizden bu dersi dinleyenler veya sizler yaşına bakışına bakmadan gelecekte de böyle beraber hareket ettiğiniz arkadaşlarla böyle olacaksınız. Ama ben böyle görmemiştim. Siz böyle göreceksiniz, sizden sonrakiler de görecek. Beraber hareket ettiğini, giydiğini giyecek o da, paylaşacaksın. Yediğini yiyecek. Senin bu derste, ya keşke şu ders, ben şöyle şey yapsaydım, içinden geçiyor. Benim geçiyordu bu tabii, ya şöyle izah etti falan daha önce. Ha, sen gel, sen söyle. Deniliyorsa, oluyorsa, buyur. Buyur. Yani dolayısıyla imkan vereceksin, kayıtlamayacaksın fıtratları. Hürriyeti şeriat. Allah'ın verdiği hürriyeti beşer kayıtlamamasına. Ama bu da ölçü dairesinde, edep dairesinde, ihtisas dairesinde olacak. Mesela diyelim ki cumartesi dersi, bunu da diyeyim kapatayım. Umumi ders bir beklenti için gelmiş. Orada daha Fatih'i veya Gafur'u tanımıyorlar. Ona vermemek gerekiyor. Çünkü gelenlerin talebi ve bir hedefi var. Ama hususi mutala muzakere, onlar zaten bir şey, o kadar şey değil. Hususi mutala ve muzakerelerimiz bizi inşa eden bir sistemdir. Burada zaten bu enfusi kampımızda gel kardeşim, gel alın. Hatta ne demiştim o zaman hatırlar mısın? Herkes anlatacakları hazır derslerini anlatsın. Kalırsa ben yapacağım. Evet. Şimdi akşamdan sonra inşallah kılacağız. Ve ahir davahum enelhamdülillah rabbil alemin el fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Adem dersimize devam ediyoruz. En son zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Zulümat herkesin kendi özel yaşadığıdır. İçsel yapının uyanması ile içinin içine girmektir diye kalmıştık. Dördüncü bir şey, ne maddesi? Yani çıkarımlarımız nedir? Bir tane çıkarttık. Birinci, nefsin yapısını serbest müstakil mevcut biliyor malum. İkincisi, mana ismi, mana-i harfi. Üçüncüsü, zulmet. Dördüncüsü, dalaletten yani rehbersizlikten kişinin kendine ait kalbi latife-i insaniyesinin zıttı aktif olması. Kalbinde bulunan latife-i insaniye, latife-i insaniye küllete bayağı geçiyor. Barla 328 galiba. 10. sözde de var. Latife-i insaniye sukut etmiş ki diyor. Latife-i insaniye kalpte bir sıfattır, içselliktir. İnsanın beşeriyetten insanlık makamına çıkmasına vesiledir. Latife-i insaniye. Herkes annesinden beşer doğar. Başın ağrısına sosman iyi mi? İyiyim, daim abi. Çok iyi. İnsan anasından beşer doğar. Latife-i insaniye çalışma nispetinde insan olur. İşte latife-i insaniye nasıl çalışır? Rehberle çalışır. Nasıl çöker? Rehbersizlikten. Devam ediyor bu dördüncü. Kalp, kainatın haritası. Bilinen şeyi tekrar ediyorum, malzeme yapacağım mesela. Üzerine yol yapacağım. Kalp, kainatın haritası. Ruh, şeceri-i hilkatin haritası. Zulümat Adem, ne dedi, ne demek? Kalbe, yani kainata ait her şeyin zıttına o kişide dönmesi. Bir daha, kalp, zulümat Adem nedir? Kalbe, yani kainata ait. Kalp neydi abim, Osman? Biraz önce, yani çok şeydi de burada ne dedik? Kainatın haritası. Haritası. Ruh, şeceri hilkatin haritası. Tamam mı abi? Kainat, kalp. Tersi dönmesi. Kainat kadar zulümat da öyle oluyor. Hmm. O zaman dima da bitiyor, vicdan da bitiyor abi değil mi? Öyle mi oluyor? Ya her şey bitiriyor. Latife-i insaniye bakın. Ezber olmasın da basa basa gidelim. Kalp kainatın haritası. Ruzname, hulasası, takvimi değil mi? Evet. Söylüyor. 7 tane şey var. Takvim olması, hulası olması, ruzdan olması, harita olması. Bu çöküyor. Kainat, abi kainata ne anlıyorduk? Kainattan. Aşın aşağı, cennet cehennem. Kürs. Ondan sonra emri küm fe hükümler, kafirun tezgahları, lehvi mafe ispat, zaman, mekan. Her şey bitiyor. Yani bütün sistem çökmesinden hasıl olan, o kişiye hasıl olan, ona has zulümat. Zulümat-ı Adem. Nereden çıkarttık? Adem kainata aitti. Zulümat da Adem'e aitti. Zulümat Adem diyor. Zulümat da kalbiydi zaten. Önceki zulümat da kalbiydi zaten. Bu da teyit etti zaten. Evet. Ama size burayı irdeliyorum. Yani kainata aitti. Neyse devam edeyim. Bir de okuyorum. Zulümat Adem demek, kalbe yani kainata ait her şeyin o kişide zıttına dönmesi, latife-i insaniyi kaybetmesi, zulümat Adem ölü oluyor. Latife-i insaniyesi kaybedince Adem. Kaybedince ne oluyor soru? Latife-i insaniyi kaybedince ne oluyor? Şimdilik bilmiyorum. Latife-i insaniye kaybedince ne oluyor? Bilsem dahi bana ait olurdu.
herkese farklı olacak. Zulümat-ı Adem. Kendini bilse diyor. Şimdi bunu ne demek bu? Tek tek kelimeye döndüm Osman. Kendini bilse, ya ne demek? Ben merkezli, her şeyi düşünüyor, bakıyor, işitiyor ve yapıyor. Kendini bilse. Vücut verse, Allahsız Celle Celaluhu haşa, kendini düşünse. Vücut verse. Yani dedi ya bu metinde. Vücut, bakayım neredeydi. Kendini bilse, yani mesela dedi ki, Osman dedi ki, vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Ne demek? Üstad dedi ki, yani kendini bilse, kendine vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Kendini bilse ne demek? Yani burada, metinde. Kendine vücut verse ne demek? Kendini bilse, ben merkezli her şeyi düşünüyor, bakıyor, işitiyor, yapıyor. Şeytan dedi ya, ben merkezli. Dedi ki, o topraktan, ben ateşten, ben merkezli düşündü. Çok acayip bir, güya, çok tuhaf bir sistem ya. Şeytana diyor ki Cenab-ı Hak, ya ayet ve hadis, hadis galiba. Diyor ki, Adem'e secde et dedi. Ben dedi, sevdiğime secde ederim. Sevdiğime sana secde ederim. Muhibbime secde ederim. Sevdiğime sana secde ederim dedi. O da diyor ki, sen yalancısın dedi. Eğer beni sevseydin, beni seveni de severdin. Oradan herhalde çıkartıyor. Dostunun dostu dosttur. Düşmanının dostu da düşmandır. Düşmanının düşmanı dosttur. Demek ki bu kendini bilse niye böyle mana verdim? Buradan bak bir daha. Nefsin tezkiyesi ve tahtiri şudur ki, vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Ustadımı anlamadım. Yani nasıl vücudunda Adem oluyor? Kendini bilse, kendi vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Kendini bilmek ne demek? Ben merkezli düşündü akıl. Vücut verse, Allahsız haşa, kendini düşünse. İkinci cümle. Hasan abiciğim, bir araya girmek istiyorum. Gir. Birincisi, hayatla canlılık aynı şey midir? Hayır. Değildir. Canlılık onun sıfatı ya, sakın ha. Ha. O zaman Hasan abi, burada anlıyorum ki hayatı çekip alıyor sanki zulümat-ı Adem. Yani senin bağın olan her şey... Sarı o zaten. Evet. Kainatın manevi hayatı yok olur diyor. Manevi hayatı yok olur. Evet, öyle diyor zaten. Evet, bu böyle. Kalbin ve ruhun diyor, manevi hayatları yok olur. Suyu çekilir ya. Evet, bu çok kötü. Bir ikincisi de abi, zulümat-ı Adem deyince Hasan abi, mesela Resulullah'ımızın yaşadığı, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaşadığı belaları hiçbirimiz yaşamamışız değil mi abi? 124 bin peygamber, İmam-ı Rabbani'nin tefsirini anlatmıştım. Oysa diyor, onun yaşadığını hiç kimse yaşamadı. Oysa delisi üzülen var. Allah Resulü'nün delisi üzülmedi. Çok acayip ha. Bunu dinledin mi sen bunu? Yok abi. Bunun taklidi olur bu. Çok biraz insanın zorlar yani. Allah Resulü diyor ki hadisi, benim çektiğimi diyor, hiçbir nebi çekmemiştir diyor. İmam-ı Rabbani alimler buna şeye düştüler biliyor musun? İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel bir şerh getiriyor, izah getiriyor. Mesela deli süzülen var. Diyor ki, evet bir alim şöyle diyor, 950 sene Nuh'un çektiğini Allah Resulü nasıl çeker diyor. Diye soru. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, hakikaten imam olmak acayip bir şey ya. Çok merak ettim acaba. Ne diyor? Ne diyor biliyor musun? O kadar hoşuna gidecek ki diyeceksin ki hakikaten imam ya. Onun için biraz hasta değilim. Hastayım başım. Diyor ki, onun diyor gördüğü miraçta o alemlere girdi, onsuz yaşaması. Onlardan uzak yaşaması. Destereyle, yok biçkiyle ateşe yanmaya mı benzer? Allah'ı ile görüşüyor. Şimdi Allah ile şey de, ama Miraç'taki Allah yok. Nasıl olur? Miraç'taki Allah yok ya.
Mesela şöyle değil. Biz birbirimizi seviyoruz Allah için. Kaç ay beraber yani görmeden, görüşmeden durabiliriz? Zor abi. Zor tabii ya. Zor tabii. Zor. Adamların bile dikkatini çekmiş. Onun haberi yok ama Osman'a. Şimdi gelmiş, bir şey olmuş vesaire. Ondan sonra gidecek, bir uğruyor. Yani hasta resmi konuşuyor, sonra uğruyor. Veya o adam var yanında, Mehmet Ali. İlgisini çekmiş. Adam verince, ya siz bu kadar mı birbirinizi seviyorsunuz? Yani senin hoşuna gidiyor. Birbirinizi ne kadar seviyorsunuz? Herkes yani. Şimdi Nuh Aleyhisselam çektiği gibi mi? Yani Kab-ı Kayf seni gideceksin, imkan vücub ortasına perdesiz Allah ile görüşeceksin, geleceksin, onsuz yaşayacaksın. Lan bir sevgili için adam intihar ediyor ya. Öyle değil mi? Şimdi para işte çekiştiremedim, şey yapamadım. Bizim bir kadın var mesela bizim köyde tekstil şeyi kurmuştu, fabrika kurdum. Muvaffak olamadı, intihar etti. İntihar etti vesaire. Şimdi örnek, çarpıcı örnekler veriyorum. Siz benden daha fazla biliyorsunuz. Ondan mahrum olmak ne demektir? Normal işkenceye mi benzer? Bir delikanlı intihar ediyor ya kız için. Kız intihar ediyor. Şimdi Allah ile görüşeceksin, ondan o seviyeden uzak olacaksın. Devam et, bir şey soracağım. Mesela abi şu, mesela o belalar Resulullah'ımızı Habibullah yapmış. O belaların belki milyonda biri bir diğerinin zulümatı Adem'de yaşatıyor. Evet. Bu nasıl bir şeydir abi? Ben bunu anlayamıyoruz. Evet. Anlayamam aslında. Allahsız olmak. Evet. Yani zulümat Adem'e atar. Yani kalp neydi abim? Kainatın haritası mıydı? Evet. Zıttına döndü. Hmm. Kainat çöktü. O'dur. Zulümat Adem. Şey var ya hadiste hani Huri ile ilgili şeyler var ya, bir işte Huri'nin bir saçını bir şey olsanız, şu Huri değil, geç onu Cenab-ı Hak daha kaynağına gitmişsin sen, onunla görüşmüşsün. Yani bırak Huri'yi yani. Bir damla diyor, bir damla. Ondan sonra dön gel yani, hakikaten. Tükürüğün bir damlası diyor. Gelse şu şey var ya, Çanakkale Boğazı şu an. Ege. Hepsi, dünyanın bütün acı sular tatlılaşırdı hadis. O da şey yani, daha Cenab-ı Hak'la görüşeceksin. Cenab-ı Hak'la görüşeceksin ve ondan kopuk yaşayacaksın. Gidermiş. Çok zor değil mi abi? Tabii. Sen mesela evlatsız kaç çoluk çocuğuna hiç telefonla görüşmeden yurt dışına göreve gidiyor. Kaç ay, kaç hafta dayanmış. Telefonla görüşüyorsun. Devam edeyim. Zulümat-ı adam abi, zulümat-ı adam intiharın psikolojisi galiba. Yani intihara götüren psikolojik haleti oluşturuyor bu. Evet, doktorluk tipi öyle. Ama intihar bile değil bu. Daha ilerisi. Çok tuhaf. Onu götürüyor dedim. Yani ha götürüyor, ha götürüyor. Evet. Yani buna dayanamayan insanlar, evet, ha, bu haleti ruhiyeye, bu psikolojik hale, evet, dayanamayan, evet, bunu çözümleyemeyen, evet, izah edemeyen, buna sabredemeyen, evet, buna zaten bu uyandı mı, bu uyandı mı hiç kimse sabredemez. Evet. Bitti. Yani intihar ediyorlar. Onu. Evet. Bitiyor ya. Nasıl bir zulümse artık intihar çözüm intihar, olmuş. Evet, çözüm olmuş işte. Bak ne dedi Gafur? Nasıl bir zulümse çözümü, çözüm zannetti, intihar olmuş. Evet. İntihar çözümse kendisi nedir? Sen yoktun, biz bir şey konuşuyorduk. Ve hepimizin sistemi zarar gördü. Hemen tutunduk bir şeye. Hmm. Yani namazımızı bile etkiledi o. Değil mi? İyi ki yoktu. İyi ki yoktu. Ya. Devam ediyorum. Kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir. Bak, o metinden ben ne yaptım? Diyor ki, kendini bilse, vücut verse, üçüncü cümle, kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir. Kainat kadar zulümat-ı Adem nedir? İzah ediyorum, anladığım. Kainat aleminde, yani o kişinin kalbindeki kainat haritası yok olur. Hasan abi,
genel müdahale edeceğim, kusura bakmayın. Az önce İmam Rabbani'den bahsettiniz ya, işte bu, bu aslında bu. Resulullah'ımızla alakalı, hani çektiği zulümat anlamında. Bakın, kainat kadar, kalp, kainatın haritası. Kalbi bitince ne oluyor? Aman yarabbim. Sahip olduğu bitiyor abi. Aman yarabbim. Şöyle bir misal vereyim o, o parçanın. Evet. Sen taş fırın bilirsin, fırıncısın. Evet, evet, çok iyi biliyorum. Şeye gittim bir taş fırına. Adam onun önünde duruyor, kürek atıyor. Şu kadar yüksek kalp. Dedi ki, ben içine otursam dedim, şöyle otursam, rahat oturabilir miyim? Yok hoca dedi, kafan çarpar dedi. O kadar yüksek değil. O fırın, oradaki. Geniş içerisi, şurada ateş yanıyor, şurada. Şu kadar var ya belki de. Tepsi de koyuyor, ekmek de koydukları için. Oradaki alev, o tuğladan buralara geliyor. Hiç sönmüyormuş. Gece de çıkartıyor, tuğla kıpkırmızı. Oraya hafif bir odun atıyor. Zaten ateş gibi. Ondan sonra koyu alıyor. Ha, iç bak değil mi? Adamın için içiyor. Dedim ki, o hayalim orada ya, vay be, bakabilir miyim dedim. Gel hoca dedim. Derindi bir de. Derin. Oraya aydınlatan alevin şeyi, kendisi şeyi. Taştan kırmızısı aydınlatıyor. Odun atınca alevlendirdi ki beni göreyim. Derin ya bayağı da. Ondan sonra, ah Allah Allah, çok fena oldum. Adam çok rahat, onun önünde olan. Dedim ki, bir haftada evli olmuşsundur dedim. Pis pis gülmeye başladılar, hem aşağıdaki bu tabi. Yukarıdaki dedi, sonra ne dedi aşağıdaki fırıncı olan. Namazı var. Ciddi mi diyorsun dedi. Kılacağız hocam dedi, yapacağız hocam. Dedim ki ona, o ne oldu bilmiyorum bak şimdi, ona dedim ki bizi de sarsan, bu sarsma. Cehennem azabı yok, ateş de yok, oraya seni koyuyorlar ama ateş yok, acıkma yok, susama yok, ölmek yok. O kapısı kapandı, orada oturuyorsun böyle, ezeli ve ebedi. Şimdi kızın nerede? Oğlun merak etmez misin? Eşim nerede? Hasan kardeş nerede? Osman nerede? Doktorum nerede? Fatih Ermin nerede? Hey Yasin nerede? Şimdi orada ezeli bebede oturuyorsun ya, sonsuz düşünme şansın var. Acaba Dehri Hoca nerede? Nurcular nerede? Ama ateş yok, dikkat et. Azap yok. Hiç. Acıkma yok. Acıkma eylemi de vermiyoruz ha. Susama eylemini de vermiyoruz. Acıkma yok. Susama yok. Ölüm de yok. Karanlık orada. Ama kafana çarpıyor böyle. Şimdi kendime mi acıyayım? Çocuk ne? Çocuklarım ne yapıyor? Haber yok. Sonsuz. Ama sonsuz. Şimdi bu düşündük değil mi abi? Hepiniz düşündünüz mü bunu? Düşündüm. Böyle değil. Bu fikridir. Zulümat adımda fikir yok. Bak, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri gireyim. Fikir, dime ait. Gir içeri, his, vicdana ait. Duygu? Kalbe ait. Kalbe ait. Latife? Ruh ait. Ha, iyi dinleyin şimdi. Zulümat Adem kalbe mi aitti? Biraz önce anlattığım fikirdi. Dima ait. Böyle de değil. Gir içeriye. Zulümat hissi vicdana ait. Böyle de değil. Zulümat Adem kalbe aittir ki zulümati duygu, duyguların zulümatı. Yani şu anda düşündüğümüz var ya, zulümat-ı fikri, zulümat-ı aklidir diyor.
Çare ne? Resulullah'ımız var. Bak rahatlayacaksın şimdi. Allah var. Şahs-ı manevi var. Risale'nin şahs-ı manevisi var. Abi kardeşler var. Orada dershaneler var. Gittiğimiz zaman ustad diyor ki orada karşılıyor, Hafız Ali medrese açtı diyor. Gelenleri alıp götürüyor diyor dershaneye. Tamam? Resulullah var. Allah'ın şey Allah, Allah var bir kere. Değil mi bak şimdi? Ne oldu? Vücuda çıktın. Vücudu nura. Soktuğumuz şeyin içine. Evet. Soktuk şimdi çıktık. Şimdi en büyük nimetten şimdi söyleyeceğim çelik size. Oldu, çelik. Şimdi çelik olduk. Sıcaktan soğuk. Evet. En güzel nimet ne biliyor musun? Allah ve ahirette ümitli yaşıyor musun? Tam değil. Ha o. Olduğun hiç önemli değil. Alman ve İngiliz kadar servetin olsa her gün bila tereddüt o davayı kazanmak adına versen gene ucuz. Dost ararsan. He? Dost ararsan ya. Allah yeter. Allah yeter. Şimdi bu fikri zulümattan gidelim bakın. Kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Ne demek? Kişinin kalbindeki harita çökmesi demektir. Oysa buradan her tarafa nüfus edebilir, görebilir, dahil olup bulunabilirken o adam. Arkadaşlar biz bilmiyoruz. Yani ama kabul ediyoruz. Lütfen böyle şey yapın. Zaten bir saat sonra kapatacağım en fazla. Kalp harita ya. Evet, böyle Osman senin mesleğin gibi kuru bir bölü bir milyon değil. Bin mi geçiyor harita, normal harita? Bin metreyi bir santimetre gösteriyor değil mi? Ha, bir bölü bin bu demek. Bin santim bir şey yani ikisi de aynı ölçü bir mi? Bir bölü bir milyon ne demek? Nasıl? Bir bölü bir milyon. Bir milyon defa küçültülmüş. Bir milyon defa küçültülmüş. Küçültülmüş onu diyor. Şimdi bu kainat küçültülmüş burada. Açılsa hiç uzağa gitmeye gerek yok diyor. Her şeyi burada seyrediyorsun. Çekirdek açıldı, kocaman ağaç olduğu gibi. Bu harita ya, her şey açılıyor. Bizde inkişaf etmemiş de, bizde o seviye değil. Ama hep seyrediyorlar oraları. Nereye kadar bu açılınca seyrediyor? Kainatı seyrediyor. Aşağı kadar. Ruh açılırsa, şiceli hikikati seyrediyor. Şimdi diyor ki, bunla, bu malzemeler, fırını unutma. Bu harita canlı ve ruhlu, şuurludur bu harita. Tamam. Ha, o zaman bu kişide kainat onun aleminde ölmesi, oysa ölünce ne oluyor? Oysa buradan yani kalbindeki o haritadan her yere görebilir, dahil olabilir, nüfus edebilir irken. Yani çekirdek yok olması demek, mustakbel ağaç yok olmuş demektir. Mesela çekirdeği yaratan geleceği kastetmiştir. Evet. Geleceği kastetmeyen, bilmeyen, gayesi olmayan çekirdek yapamaz. Kim çekirdeği yapmışsa geleceği biliyor demektir. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Aynen bunun gibi kalp de bir çekirdek işte. Adem'de devamlı kainat kullanıyor üstad. Adem deyince kainat kullanıyor. Ve kalbi kullanıyor. Üçü gayrimunferk, ayrılmaz. Adem kullanırken ya kainatı kullanıyor ya kalbi kullanıyor. Kalp, kainat, Adem kullanıyor. Zulümat-ı Adem'in bir manası da haşa, aleminde Allah'ın Celle Celaluhu yok olması. İnsanda Allah ne mana ifade ediyorsa, arkadaşlar bunu bilebilirsiniz siz. Sizde Allah ne ifade ediyorsa, bunu kalbinde, bunun zıtları ifade ediyor. Allah ne ifade ediyor sende? Bunun zıttı var. Yok değil bu. Yok sıfır olur. Artı iki, eksi iki gelse sıfır olur. Bu sıfır değil. Allah'ın yokluğu değil burada. Onun eksisi kadar. Bizde ne ifade ediyorsa
o zulümat-ı kalbi neyse onun sıfır değil. Allah hissetmeyebilir. Zulümatı da hissetmiyor, öyle değil. Allahsızlıkla meydana gelen boşluk, zulümat işte. Abi bugün müsbeti, latifeyi, insaniye. Menfisi nedir abi? Zulümat, zulümat-ı kalbi. Allah Allah, latifeyi, insaniye, zulümat-ı kalbi. Yani bu. He, zıttı bu. Mesela bak bir de söylüyor. Çocukta veya hayvanda Allah ifade edilmiyor. Yani fıtri bir şey de. Evet. Öyle değil bu. Bizde, herkeste, bunu dinleyen kim varsa, Allah sende ne ifade, ne manaya geliyorsa, bunu böyle ters çevir. Miktar kadar zıttı var. O kadar basit. Yokluğu değil. Yokluğundan fazla zıttı. Hiç Risale-i Nur sohbetine katılmayan bir adam, Risale-i Nursuz kalmaktan bir sıkıntı çekmiyor abi. Öf. Ama siz şu Risale-i Nur'ları kaybetseniz, çekeceğiniz acı nasıl olur abi? Yani anlatamam. Heh, işte. Diyelim ki yatsı namazını kılmadın. Ve bilerek kılmadın. Bilerek yani kılardın, evet. O gün kılmadın. Bilerek akşamı yap ya şimdi. Bak şimdi, Nurcu'dan bahsediyor. Evet. Oh God! Diyor ki, tabii yani sen misal vesip olur mu? Eşin diyor ki, Gafur, buyur! Akşam geçiyor. Ya dur hele ya. Dur maç bitsin de. Maç namaz ver. Yapabilir misin? Olmaz. Yapamam. Olamaz ki. Mümkün değil. Yani, yapsan da yapamazsın. Yapamazsın. Mümkün değil. Diyorum bak. Devir arasında çabuk çabuk kılarız. Yani o hissi yaşatmak için. Zulümat Adem'in bir manası haş, aleminde Allah'ın yok olması. Yani yok olması sıfır manasında değil, zıttına dönüşmesi. İnsanda Allah ne mana ifade ediyorsa, bunun kalbinde bunun zıtları dolması, doluyor. Bu tarif edilemez. Allah Celle Celaluhu muhafaza, yani Allah muhafaza, yaşayan bilir. Allah muhafaza demişim, yaşayan bilir. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tayin ve teşahhüs etmesi bizim vücuda çıkmamıza sebep oluyor. Yani biz vücuda çıkıyoruz. Evet, latife insan. Tersi de yani inanmayan da kafir de tayin ve teşahhüs olmadığı için onda ademi mutlak zulümatlar olur diyor. Zulümatlar olacak. Yani adem-i mutlak Allah'ın zıttı. Tabiri caizse hani adem-i mutlak tayin ve teşahhüs edecek denilmez ama öyle bir şey. Öyle yani. Bir şey yani. Evet. Doğru mu abi? Evet. Adem-i mutlak Allahsızlıktan, adem-i sırf vücutsuzluktan, olur. Kainat aleminde yok olmasından. Adem ise kainat yok olmasında insanda hissediliyor. Adem-i sırf şeceri hılkat ya, oradan yaratılmış. Sanki abi yani, sanki öyle değil de abi. Yoksa Adem'i sırf abi. Çünkü Adem bakın zulümat-ı kalbi diyor ya abi. Kalp arşa kadardır ya abi. Oraya kadar Adem. Oraya kadar Adem. İşte yani Adem'i sırf diyebiliriz belki bunu. Adem. Yok, Adem mutlak yok zaten. Kainatta Adem mutlak yok. Çok işledik onu. Yok, tam ben aynı şeyi söylüyorum. He, Adem mutlak, mutlak değil de Adem'i mutlak. Adem'i mutlak zatın yokluğu. Yani tamam. Kainat şecer hikattan konuşmadık. Adem mutlak kainatta yok. Zatın yokluğunu mu kastediyorsun? Zat, Adem-i mutlak insanda dedim ya, inanmayan kafirde içinde Adem-i mutlak işliyor. Yani ustad da öyle diyor, Adem-i mutlağın zulümatları hissediliyor. Allahsızlıkla insanda Adem-i mutlak şeceri hilkatın yok olmasıyla Adem-i sırf işliyor. Evet. Kainatın yok olmasıyla Adem işliyor. Evet. Çünkü Adem-i mutlakın, Adem-i mutlak zaten yok diyor. Reddediyor ama yani. İlmi mut var. Reddediyor. Ama kainatta yok, Adem-i mutlak yok. Adem-i mutlak neydi? Zatın bizdeki taayyü ve teşahhüs etmesi için şeydi. Şimdi Allahsızlık kişide Adem-i mutlakın zulümatları yaşar diyor. Adem-i mutlakın zulümatları, burada hep yazıyor. Onlar Risale'de hep kesince yaptım. Evet, evet, evet. Adem mutlak okutmuştum zaten. Evet.
Allah muhafaza demişiz. Sonunda boğulur diyor. Metinde öyle diyor. İçinde içindedir. En sonunda diyor ki aşağıda zatil vacibul vücudu bulan her şeyi bulur. Boğulur nerede geçiyor bakayım? Burada abi kırmızı. He bu niye bulamadı? Ha boğulur ha. Ha zulümata. Vücudu şahsisine güvenip mucidi hakikiden gaflet etse yıldız böceği gibi bir şahsı ziyai vücudu nihayetsiz zulümat-ı adem ve fıratlar içinde bulunur boğulur. Boğulur ne demişiz? Boğulur ne demek? Kendi kendisinde boğulur. Kendisi kendisinde yok olur. Ne oluyorsa kendisi kendisine oluyor. Kendisi kendisinden firaklar, ayrılıklar olur. Hani dedim ya böyle hatırlar mısın? Bu insan aklı aklına, kendisi kendisine düşmandır. Boğulmak ne demek? Bak, kendisi kendisinde boğulur, kendisi kendisinde yok olur. Ne oluyorsa kendisi kendisinde oluyor. Kendisi kendisinden firaklar, ayrılıklar yaşar, olur. Kendisi kendisinden ayrılmasından ortaya çıkana zulümat adem oluyor. Arkadaşlar, sen senden ayrılınca ne olur? Zulümat adem de oluyormuş. Başka bir zulümat adem. Sen senden ayrılman. İşte Allah'ın bir cezası neydi ayet-i kerimede? Evet. Kader Risalesi'nde. Siz Allah'ı unuttunuz. Allah'ın cezası ne? Sana seni unutturuyor. Zulümat adem işte. Bunlar nereden kaynaklanıyor tüm bunlar? Soru. Ondan sonra öteki sebebe geçeceğim. Tüm bunlar zulümat adem nereden kaynaklanıyor? Bir, enaniyetini terk etmediği için oluyor. Enaniyet ben. İki, enaniyeti terk etmek ne demek? Enaniyeti terk etmek. Nefsi iç olduğunu, enaniyeti terk etmek şu. Üç tane. Nefsi iç olduğunu, iki, mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu görmesi, hep olması için hiç oluyor. Gördüğü vakit ne demek? Kalbi kainatın haritası, nizamnamesi, sözler 128'de Esma-i İlahiye'ye ait garaybin filistesidir diyor kalp için. Kalp neymiş? Esma-i İlahiye'ye ait garaybin filistesi. Başka? Hem şuun ve sıfat ilahiyenin bir mikyası. Başka? Kalbi anlatıyorum şimdi arkadaşlar. Bir daha okuyayım mı? Esma-i İlahiye'ye ait garaybin filistesi. Bir. Hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası. Üç. Hem kainattaki alemlerin bir mizanı. Dört. Hem şu alimi kebirin bir listesi. Beş. Hem şu kainatın bir haritası. Altı. Hem şu kitab-ı kebirin bir fezlekesi. Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi. Başka? Hem mevcudata serpilen ve efkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir kalp. Bunlar zıtta dönüyor. Yani boş olmuyor. Zıtta dönünce motor, benzin bitti, çalışmıyor. Öyle değil. Motor yakıyor. Motor gitmiyor, ayrı bir şey. Motor parçaladı. Bir dakika abi, nefsi iç olduğu, enaniyeti terk etmek ne demek diyoruz? Evet. Bunları yapabilmektir. Yani. Evet, bak şimdi. Dedi ki, tüm bunlar zulümat adem nasıl oluyor? Bir, yani nefsi terk edersen, enaniyeti terk edersen, üç, mucidi hakiki bir ayni tecellisi bulunduğunu görürsen, bunlar olmuyor.
nefsi iç olduğunu, elanetini terk edecek, mucidi hakikinin ayni tecellisi. Olmayınca ne olur? Yani gördü, peki nefsi hiç olduğunu görürse, enaniyetini terk ederse, mucidi hakikinin bir ayni tecellisi olduğunu gördüğü vakit ne oluyor? Görmesinde ne çıkar insana? Şunlar çıkar. Bir, Esma-i İlahiye'nin ilahiye ait garabin filistesi olduğunu görür. İki, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası olduğunu bir görür. Üç, hem kainattaki alemlerin bir mizanı olduğunu görür. Dört, hem şu alim-i kebirin bir listesi olduğunu görür adam, kişi. Altı, hem şu kainatın bir haritası olduğunu görür. Altı mı yedi mi neyse. Hem şu kitab-ı kebirin, şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi olduğunu görür. 8. Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi olduğunu görür. Hem mevcudata serpilen ve efkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimi olduğunu görür. Siz şu anda hiçlik makamını abi saydınız. Değil mi? Bu hiçlik makamı bu. Evet, bunun evet hiçlik makamı. Böyle olursa hiç olduğunu hiç görür. Hiç olduğunu yani Adem'in de vücut buluyor. Adem'in de vücut buluyor. Abi. Yani mesela Adem nedir? Enanetin terk ederse. Evet. Bir. İki. Nefsi hiç olduğunu. Üç. Mucidi hakikinin bir ayni tecellisi olduğunu gördüğü nefsi, vakit. Evet. Vücut buluyor. Görmediği zaman vücut Adem oluyor. Nasıl oluyor demiştin ya Osman. Evet. Bu. Yani Adem'in de vücut, vücudunda Adem var. Ne demek şimdi? Ben enanetimi terk edersem, nefsim hiç olduğunu, nefs derken nefs emare değil bu. Evet abi. Yani insan hiç olduğumu, nefis derken bu nefs emare değil bu. Çoğunlukla Risale'de nefis insan makamında kullanır. Namazı terk eden nefsine zulmetti diyor. Yani nefs emare değil bu. Nefis diye geçiyorsa insandır, nefs emare geçiyorsa o tekisidir. Bak şimdi. Vücut nasıl bulur? Adem'in de vücut, vücudunda Adem'i söylüyorum. Eğer enaneti terk edersem, nefsimin yani ben hiç olduğumu, üç, mücidi hakiki, beni yaratan zatın tecellisi aynısı olduğumu, yani bendeki icraatlar hep onun olduğunu, benim hiçbir şeyim olmadığımı görürsem, şu 7-8 tane şey ortaya çıkar bende. Hı hı. O zaman ben Adem, yani yokluklar, yokum, elaneti terk ettim, hiçbir şeyim yok dedim ama bu nedir demeyle Adem oluyor ama vücut bulacağım. Her şey olacağım bu sefer. Bu üç şeyi yapabilirsem, elaneti terk edersem, nefsim hiç olduğunu görürsem, yani insan. Mucid-i Hakiki'nin tecelli aynesi olduğumu görürsem, vücut buluyorum. Vücut bulmak ne demek? Bir, Esma-i İlahiye'nin garaybin filistesinin olduğunu görüyorum. Vücut bunlarmış. Yani Adem'in zıttı bu. Yani bunun tersi Adem, bu vücut. Mesela Esma-i İlahiye'nin garaybin bir filistesi olduğunu göremesen Adem, görürsen vücut. Hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası olduğunu göremesen Adem, görürsen vücut. Yani nefsini terk edememek Adem, mesela başta saydığı üçü var ya. Ha, ne anladın artık? Hem kainattaki alemlerin bir mizanı görürsen vücut, göremesen Adem. Hem şu alemi kebirin bir filistesi olduğunu görürsen vücut, göremesen Adem. Hem şu kainatın bir haritası olduğunu görürsen vücut, göremesen Adem. Hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi olduğunu görürsen vücut, göremesen Adem. Görememek ile şuuru seni istemiyor. Bu 7-8 tane saydım ya. Şu enaneti terk edersem
nefsimin iç olduğunu, mucid hakikinin tecellisi olduğumu idrak edersen otomatik bunlar içeride işliyor. Şuuruna gelmesi şart değil. İşan Cazda diyor ki, tam senin anlattığın gibi iman nedir diyor, birisine sorsak böyle tanım yapamaz ki diyor. Ustad diyor ki, tanımlayamaması, ifade edememesi, dile getirememesi, hatırına getirememesi olmadığına delil değil. Yeter ki zıttı olmasın. Şimdi biz vücut kazanmak için bunlar aktif oluyor. Bunların aktif olabilmesi için bir enaneti terk edersem vücut buluyorum. Etmesem Adem'e düşüyorum. Bir. Evet. Nefsim hiç olduğunu görürsem vücut, görmesem Adem. Görmesen Adem'desin. Adem'deyim. Tamam. Mucidi hakikinin tecelli aynası olduğumu görürsem vücuttayım, göremezsem Adem'deyim. Peki görürsem ne olur? Göremesemi anlattı yukarıda. Zulümat Adem'dir. Görürsem nedir? Tersini bana anlat. Esma ilahinin garaybin filistesi olursun. Yani bu filiste olmak vücut mertebesi. Vücut bunlar. Vücut ya, bu Adem olur mu? Asıl abi, ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın, sayfanın en sonunda demişsiniz ki, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, dima. Bakın Hasan abi, hep kainattan bahsediyor aslında. Yani bir kainat orası değil. Bak. Bakılan yer hep kainat. Değişiklik bende abi. Hı hı. Bakın kainat, hem kainat alemlerinin bir mizanı dima. Geçelim diğer sayfaya abi. Hem şu alemi kebirin bir listesi vicdan, hem şu kainatın bir haritası kalp, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi ruh, hem kudretin gizli defterini açacak bir anahtar külçesi nedir abi? Latife insaniye mi? İnsaniye midir acaba? Böyle bir sıralama yapılabilir mi acaba? Yani bakmadım ama biraz devam edelim. Devam edelim inşallah. Çünkü burada derdim şu, vücudunda evet, Adem, Adem'in de vücut nasıl oluyor? Evet. Nasıl anlayacağız? Anlattık, konuştuk, bir şey ikna olduk, birbirimizi ikna. Öyle değil işte bu. Evet. Abi yani, her şey bende. Bende. Bu Adem'le vücut ikisi aynı anda nasıl oluyor? Eğer ben enaneti terk etmesem, nefsim hiç olmadığını, esas olduğunu, mucid-i hakikinden gaflet edip hiç onunla alakam yoksa, bu varken yok vücudunda Adem. Potansiyel olarak vücuttu Adem. Ha, ama ben enaneti terk ettim. Nefsim, yani insan denilen bu sistemin hiç olduğunu, mucid-i hakikiyenin tecelli aynısı olduğumu şahit oluyorum. Otomatik olarak, yani kendime hiç vücut verdi mi? Benim değil. Enaneti terk ettim. Nefsim hiç olduğunu, mucid-i hakikiyenin aynısı tecelli olduğunu gördüm. Bak vücut verdi mi? Vermedim. Vermemekte Adem'imde ne oldu? Yok bende, var oldum. Var oldum. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Mahiyet-i hayatın, bu aynı sırada geçen cümle. Mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Ha bitiyor. Bunların farkındalığın kadar bu. Yani enaneti terk etmek, nefsi hiç olduğunu, yani nefsi insan, beşeriyet var ya, beşeriyeti yani. Beşeriyeti hiç olduğunu, insanlık değil de beşeriyeti hiç olduğunu, mucid-i hakikinin tecelli aynası olduğunu, bu mahiyet insaniyedir. Bu böyle. Bunları farkındalığın kadar görmüşsün demektir ki derecesine göre inkişaf ve inbisat ederek bir bunu gördün mü abi? Gafur. Evet, bak şimdi. Evet. Risale'ye bağlayacağız. Yani görmüş müsün bunu? Ben bu aslı buyum. Gördüğün kadar şahit olursun, meşhut olursun, vacit olursun, mevcut olursun. Vacit demek Adem'inde nihayet vücut bulur. Vacit demek Adem'inde nihayet vücut bulur. Eğer ne kadar biz enaneti terk eder, beşeriyetimizin hiç olduğunu, mucid-i hakikinin tecelli ailesi olduğumuzu görürsek, gördüğümüz kadar, hani demiştik hatırlar mısınız? Haşa Cenab-ı Hak hiçbir şey yok.
kainatı şeceli hikati yaratacak, beni yaratacak. Olmayan bana dedi ki gel buraya. Seyret. Senin yaratılmana sen şahit ol. Ha, şu ayn hiç fark etmez böyle. Ben farazi demedim. Eğer bu beşeriyete hiç olduğumu, benimle alakası olmadığını, ayna darlık bir vazifem olduğumu görürsem hiçlikle bu. Bu hiçlik de olur. Evet abi. Ama malzeme Adem. Adem'le vücudu işliyor. Bunu yapacak kim? Hiç. Hiç biraz da cami oldu burada şimdi. Adem'in de vücut, vücudunda Adem işleniyor, malzeme işleniyor. Kalem yapacağım. Yapan kim? Ben. Yani hiç. Hiç biraz da arkada durdu şimdi. Şimdi eğer ben enaniyeti terk edersem, beşeriyetimin hiç olduğunu, mucidi hakikinin tecelli tasarrufatını burada seyrediyorum. Hayatımda Allah yapıyor bunları. Ne kadar seyretmeye nispetimde şahidim olaya. Sonra meşhudum olaya. Sonra vacidim olaya. Sonra mevcudum olaya. Allah'ın icraatına şahitlik yapıyorum. Allah'ın Allah'lık yaptığına şahit oluyor. Neye benziyor biliyor musun? Şimdi nefsi raziye ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Nefsi raziye çok manası var da bu bizde lazım olan şey. Evirdi, çevirdi, kaybettin, hasta oldun, kalktın, şey yaptın. Hep Allah yapıyor. Esbab tamam ama. Esbab bil külliye sükut et, arkadan bak böyle. Allah'ın böyle kendi hakkındaki icraatınıza bir dönün geçmişinizden. Eğer razıysanız Allah hakikaten böyle zoraki değil. Herkes kendi aleminde denesin. Deney bu. Allah benim hakkımda hakikaten Allah eğer iradem olsaydı vallahi burada olmayacaktım ben. Ama vicdanen söylüyorum. Kabul ederek demiyorum. Ben biliyorum süreci. Allah'ın bir sürü sıkıntılar da vesile etti bana. Hastalıktır işte, hapistir, şudur budur bir sürü şeyler oldu. Hapisten daha beterdi 98. 28 Şubat daha beterdir. 6 ay ağaçın kovuklarında yatmak. O dere kenarında merzeleri, otların içinde yatmak, zifiri dağlarda, o da bir şey diyecek. Ha, bunlar şimdi şöyle baktığın zaman icraat, bende o. Ben bu hayatımda, hayatı büyük düşün, hep hayatımda oluyor. İyi ki olmuş ya, Allah ne kadar doğru yapmış diyebilme nispetinde Allah'ın sendeki tasarrufuna razı olmuşsun. O mertebenin adı nefs-i raziye. Siz benim benden icraatımdan Mehmet kardeşim bir şey yok değil mi? Yok. He. Şimdi siz benden razısınız. Razı mısın? Benim senin razı olman benim sana razı olduğumun delilidir. Eğer ben senden razı olmasaydım sen bana razı olamazdın. Rıza ilahi var mı yok mu buradan o zaman? Evet buldum. Şu an müjdeyi gördünüz mü şimdi? Allah sevdirtmese sevemezsin. Arkayı söylüyorum, esbaptan bahsetmiyorum. Allah yedirtmese yedirtmemesin. Allah ile Allah senden razı olmasa sen Allah ile razı olamazsın. Anladık mı abi? Evet. Allah'ın razı olmasından, yani ben şöyle ters düşünmeyin ha, esbap aleminde şöyle. Ben Allah'tan razıyım. Ha benden mi razısın kulum? Ben de senden razıyım. Böyle değil. Bu esbaptan bakış. Hı. Namaz kılmadın, ne kılmadın? Allah huzurunu almadı seni. Ha işte oldu. Liyakat olmadığı için. Allah benden razı olduğu için alameti nedir bende? Sen de Allah'tan razıyım. Vücut buldum şimdi işte. Hı. Kıldırttım yatsıyı. Hasan kıldık abi. Anlık mı Hasan abi mesela? Mesela diyelim belli sıkıntılardan, belli şeylerden geçiyorsunuz. Zaten iki an yok ki. İki an, bitişik an yok. Bir düşer an. Kalka gideriz de galip mana razılık olacak. Şöyle, bu başka bir şey, bu sıkıntı değil. Sıkıntının içinde sıkıntı çekersin, of bağırırsın. O değil razı olmamak.
O değil, o beşere. Dişini çekiyor, aaa bağırıyor, dişini çekiyor. O razı delim değil ki o. Bu beşeriyetin şeyi. O değil. Külli bir hayatına bakış haritasından bahsediyor burada. Hapishanede daralıp da beni... Yok, benim o hapishaneydi, çıktın, dişin ağrıdı, bilmem ne yaptın, ama seni dolandırdılar, paranın kaptırdığını kaldırdın, evlendi, evlenmedin, çocuk oldun. O değil, hep bütünsel olarak böyle, bazen oturmuyor musunuz yani böyle? Yani mesela hiç kimse yokken, araba sürerken veya merzede bir yerde otururken, veya ne bileyim, üzülmüyorsun odamda, dershanede. Üzülmüyorum. Elma yerken daha çok oluyor böyle, soyuyorum böyle. Herkes bitmiş. Bir binayı bir dolaşıyorum. Kapılara bir bakıyorum. Dört kat yatıyorum. Tamam. Ondan sonra dedim ya şöyle bir elma alayım. Ondan sonra geçmişe geçiyorum. Vaa, o okuldan, oradan, oradan. Ulan burada olmam hiç mümkün değil ya. Yani tombala atsak bile böyle denk gelmez. Yani hakikaten bir gizli el çekip çıkarttığını görüyor. Sonra diyorsun ki, ya Rab, hakikaten sen yapıyordun. Zaten sen yapıyordun, itikat ediyordum. Şimdi aklına söylüyorum. Sen de bir, şu anda Allah bilmiyor mu şu anda? Şu anda Allah değil mi? Hakikaten sen o zaman böyle o kadar seviyorsun, böyle sarılasın geliyor. Ya Rab, ne kadar doğrular yapmışsın. Bu halet nefsi razidir. O yaptırmasaydı, liyakatına göre. Hani var ya, Mevlana da bunu kullanıyor. Mevlana da kullanıyor ya. Bir 15 senelik talebesinin şeytan musallat olduğu ya insan kılığında. Sen kaç seneden beri buradasın dedi. 15 sene. Hep dua ettin. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hiç duydur mu? Buyur ey kulum. Dedi mi dedi. Az değil yani. Demek onun zaafı var. Hakikaten. 15 sene Ya Rabbi dedim. Bir defa buyur ey kulum demedi diyor. Adam topladı pırtırsını, çekip gidiyor Mevlana'ya, dağda en oluyor, hemen iniyor, soruyor nerede, efendim çekip gitti diyor. Biliyor niye gitti, Allah bilir. Sonra bu neyse yetişiyor ona atla. Durduruyor, nereye gidiyorsun diyor utancından. Niye gidiyorsun diye sordu. Efendim dedi. Ben 15 sene şeytan, sana ne dedi şeytan dedi. Bir demeyince, sana şeytan ne dedi dedi. Malum olduğunu da o da biliyor. Dedi ki ben 15 sene Ya Rabbi dedim, o bir defa bana ey kulum demedi diyor. Dedi ki abi gafil, ey kulum sana dememiş olsaydı sen Ya Rabbi diyebilecek miydin? Ya. Sen onu demeden, sana onu söylettirerek, sana söylettikten sonra buyur ey kulum önceden demiş olmuyor. Şimdi Allah senden razı olmasa sen ondan razı olabilir misin şimdi? Nasıl olacaksa Allah senden razı değil. Ama bazısına diyorsun ya alacağım şey. Vallahi iyi diyorsun ama gafur. Vallahi ben bu adama ısınamadım ya. Olmuyor işte. Tutmuyor. Efendim verdin canım. Abi tanıdığım o kadar çok Ya Rabbi diyemeyen insan var ki. Var, evet. Vallahi var ya. Mesela elmayı soruyordum geçenlerde. Dedim ya ben dedim bu şeyde değil dershanede ben güya en son binada baktım böyle dolaştım biraz da dokundum Nadir abinin yatağı boştu falan. Hastanede. Ondan sonra ben kimim ya dershanede en son bir bakayım binaya böyle. Ben kimim? Sonra düşün ulan, benim bugün yaşamam mucize ya. Hani nefes almak o beşeri değil mi? Hani yaşamamam lazım. Ama yaşıyorum, aklım da yerinde ve hizmeti de yaptırıyor, nasip ediyor. Sonra süreci bir bakıyorsun, Allah Allah, iyi ki olmuş ya. İyi ki olmuş demek, kalbine öyle bir ferahlık veriyor, sonra dile getiriyor. Ferahlık olmadan dile getiremiyorsun zaten. Kalptekini dile getiriyoruz. Kalpte onun elinde. Devam edelim de bitiyor. Hep bunları nasıl yapacak insan? Ve son. Soru sorarak, Arapçada var ya metini mana çıkartmak. İyi misiniz? İyiyim. Düzeldi mi? Tamam. He? Ben de bir yandan şey yaptım, bir tasnifini yaptım. Öyle ikili ikili şey çıkıyor da. Ona bakarız. He, burada şey yaparız. Tamam.
Hep bunlar nasıl yapacak insan? Vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Ne demek? Buna bir misal. Yani bu böyle de burada bir de misal istedim. Hani bunlar yaparsan vücut bulur, bunlar yaparsa Adem olur. Ama aynı sensin. Ortada sıfır sensin. Eksi veya artı bir. Ya, o buydu. Ama bir misal. İmam-ı Gazali radıyallahu anh bir mana der ki, ilmin kemali cehaletini bilmektir. Yani terakki ede ede ilim, güzel bir kıvama ilim yükselse, kemal mertebesine gelince ilim ne olur? Cahil olduğunu, cahil olduğunun fikri, hissi, duygusu, latifesini sende sahip olursun. Ben hakikaten cahilmişim ya. Neyle bildim bu kadar böyle ama için yanarak söyledim. Hakikaten cahilmişim ya. Bunu kazanımlarınla söylüyorsun. Ama şöyle var cahil. Ya abici biz ne biliyoruz canım? Biz ne biliyoruz? Dilin ucunda yani. Böyle hemen attı. İçeriden geleni anlarsın zaten. Ya ne biliyoruz kardeşim? Bilirim. Biz bilmiyoruz. Bakın patlattım. Şimdi bu cahil olduğunun fikri, hissi, duygusu ve latifesi var. Olduğunu, onun tadını alırsın diyor. Cahil adam bilmiyorum pek diyemez. Yani vücudunda Adem, Adem'in de vücut ya. Bak ilmi var. Bak şimdi arkadaşlar. Dese de fikri olur, hissi ve latif manevi sensin. Bak ilmi var şey Osman. Vücut. Ama bunu diyemiyor. İlmim var ben yaptım diyor. Enne rabbukumul ala. Rabbiniz de, niye dedi? İne mavutetü ala ilmin. Ben ilmimle yaptım diyor. Bu ilim vücut Adem'ine yok olmasına sebep olmadı mı? Peki bu ilim terakki etti. Vücut ya. Ben neyim ki ya? Vücut rengini vermedi. Cehalet Adem'i bir şeydi. Adem'inde de ters vücut buldu. Misal da bu. İlim terakki etti, kemalatı buldu. Sonuç nedir? Hiçliğini bilmek. Bak gördün mü? Hiçliğini bilince Allah'ın cevabı nedir? Bildiğin kadar vücut sahibi oldu. Kendine vücut rengini verdin o ilimle. İlim vücudidir, Adem oldu. Bildiğin kadar cahilsin. Vücudunda Adem oldu. İlimle yokluğunu bilirsen o ilmin kadar vücut buldu. Yok tersi olursa ilmin kadar yok oldun. Cahil oldun yani. İlmin kadar cahil oldun. Şimdi eşleşmeyi yapabiliriz Osman. Gel istersen yaz buraya abi. Yani o yaz abi. Şöyle vücudunda Adem'de mesela iki tane şey var yani. İki tane yani var. He iki tane yani var. Şimdi orada o zaman şöyle bir tanım çıkıyor. Vücudunda Adem ne? Yani direkt metinden kendini bilip vücut vermek, vücudu şahsına güvenip mucidi hakikaten gaflet etmektir. Yani iki yani ilk şeyleri kendini bilip vücut vermektir, vücudu şahsına güvenip vücudu hakikaten gaflet etmektir. Ondan da iki tane netice çıkıyor. Birincisinden kainat kadar bir zulümat Adem içinde kalıyorsun. İkincisinde de nihayetsiz zulümat Adem firaklar içinde kalıyorsun. Ha, bir tanesinden yani, iki tane çıkıyor. Yok. İkisinden de birer tane. Yani kendini bilip vücut vermek, vücudu şahsına güvenip vücudu hakikaten gaflet etmektir. Adem'in de vücutta da ikili aslında, üç dedik ya aslında sana. Orada bir şey ayırıyor ya. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu görmek bir, iki mucid hakikinin bir ayna tecellisi bulunduğunu görmektir ki. Yani iki tane şey var. Yukarıdaki ikiliyle yaptığımızda. Yani Adem'de vücut nedir? Enaniyetini bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu görmektir. Bir. Ve mucid hakikinin bir ayna tecellisi bulunduğunu görmektir. Vücut bulur bununla. Yani işte bu iki tane şey var. Bununla ne oluyor? Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Burada da ikili var.
Nihayetsiz vücut ve bütün mevcudat. Yani ikili gidiyor sistem. İkili gidiyor. Evet. Yani mesela ilginç olan da şu. Yazsana şunu, bir görelim bunu. Tamam, ben şu Word'te yaptım da. Orada da yap. Geç. Koy sen koy, oraya koyar mısın? Bak şimdi, şöyle de yapıyordum da. Yap onu. Yani o yanileri topladığınızda şey çıkıyor. Öyle mi? Vücudunda Adem, kendini bilip vücut vermektir. Vücudu sersin gönül, vücudu erken kabul. Yap onu, yaz. Bu bir. Şu iki, değil mi ikinci madde? Bu karşıtları, yani onun neticesinde çıkanlar. Ha, kainat. Şu tabloda yaptım mesela onu. Aha, o çok iyi. Bu işte bak, sonuç bu. Bak bu şey. Çok güzel. Vücudunda Adem, şöyle, bir, kendini bilip... Ha, bunu şey yapayım ben, de bu şekli yapayım. Çok güzel bir şekil çıktı. Evet. Biz de zannediyoruz ki başkan burada uyuyor. Kafası değmiş. Oysa yazıyor değil mi? Adam yazıyor meğerse masana diye. Vay inan ya, şuraya bak ya. Biz de güya dersi aktif etmek için bir şey yapıyor. Meğer gafleti sokacağız. Osman Osman deyip duruyorsunuz, adamı vazifeden alıkoyuyorsunuz meğerse. Ya. Doktorum, Adem'le iyi geçin. Seni zulüm atan tersi var ya, yandı. Yandı. Yani iki yani'nin başındaki ilk cümleler onun tanımı oluyor. Yani iki defa arka arkaya yani dedi ya, vücudunda Adem dedi yani. Kendini bilip vücut vermektir. Sonra bir yani daha dedi. Vücudu şahsine güvenip mucidi hakikaten gaflet etmektir. Evet. Yani bunun da karşılığı ne çıkıyor? İlk okuduğumuz şey kainat kadar. Burada ilginç olan Hasan abi şu. Ben görmüyorum şöyle de. Ha tamam. Şimdi o kendini bilip vücut vermektirden sonra kainat kadar bir zulümat Adem içinde bulunur diyor. Sonra ikinci şey de vücudu şahsına güvenip mucidi hakikaten gaflet ettiğinde nihayetsiz bir zulümat adam ve firak içinde boğulur diyor. Birinde kainat kadar, birinde nihayetsiz diyor. Yani bu daha dehşetli duruyor. İlginç. Yani ondan gaflet etmesi... Vücudunda yine... Adem bu değil mi? Vücudunda peki Adem. Peki neden bu? Bunu vücuttaki Adem'in de mertebesi mi var ya? Yani bu sanki mertebe gibi oluyor. Zulümat Adem'de bak bunda kainat kadar bir zulümat Adem içinde boğulur evet. Dedi. Bunda nihayetsiz dedi. Bir de firak da ekledi buna. Bu ikincisini. İkinci yani'nin arkasından o geldi. Yani iki tane de bunların neticesi çıktı şeyde. Nedir o? İşte biri kainat kadar zulümat Adem içinde nihayetsiz. O da yazsana. Neticeyi. Siyahla yazalım. Şöyle. Netice değil mi o? Yani bu kendini bilip vücut verdiğinde ne oluyor? Kainat kadar bir zulümat Adem içinde kalıyor. Gaflet ettiğinde ne oluyor? Nihayetsiz zulümat evet. Adem firak. O zaman bu vücudunda Adem bu. Adem'in de vücudu çıkartabildi tamam, mi? Tamam o da var işte. Ha, onu da tamam. Onu yap ki. Yani. Tamam. O zaman meyvesini yaz bunu. Şöyle yapalım, karanlık olsun. Bu da şu anda neticesi. Onu netice diye yazman lazım. Bunların neticesi. Öyle yaz. Bunların neticesinde. Biliyor musun? Ben anladım.
Kim o? Aynı şey. Ya terk olsun. Şey yani. Arkadaşım orada sorunu görünce çıkarmadım ben. Şimdi duyuyorum. Şimdi kaç kere bizi çağırıyor. Bir tane olay var ya burada, Adem, vücudunda Adem, Adem'de vücut. Maşallah Nazar Demirci çok güzel yapmış gerçekten. Yani bu diziliş, bu şey çok güzel oldu ya. Evet, mesela... çok hoş oldu. Çok evet, çok güzel oldu. Renkler de güzel oldu. Bir de maç yapalım. Bir resmini çekip de mecbur şeyi at istersen. Olur, bak şimdi. O yeşil oldu. Anlat abi bir de. Tamam, hadi dur, yeter bana, yeter. Niye? Çok güzel oldu. Müspet işte. Tamam. Biraz daha bastır, renk. Görünsün. Ha ya, tamam. Hangisi? Renk şu. O gözükmüyor mu ya? Gözükmüyor. Bir bastır, yazmıyor mu ya? Bir daha mı geçeyim? Ha, geç ya. Güzel bir şey olsun. Evet. Bütün mevcudatı... Ha, zaten orada var. Niye yazmadı? Rengi biraz soluk mu? Olmaması lazım. Markası farklı. Bir daha geldiğimiz zaman kalemlerimizi de getireceğiz. Bir torba kalem var. Şeydi abi, bir tanesinin farklı. O işte. Kaldırat markası galiba. Öbürünün yeşili yoktu. Ha. Tamam, bir de anlattım, tamam. Ama çok güzel oldu. Yani evet. En çok bununla meşgul oluyorduk. Yani. Evet. Ha. Nereye gidiyorsun? Ha, size bunu anlatacaksın. Yok, sana anlatacaksın. Ha. Anlat. Tamam. Ha. Yani metine tasnif ettiğimizde nasıl çıkıyor? Üstad zaten iki defa vücudunda Adem'de, iki defa yani diye yani izah ediyor. Birincisinde vücudunda Adem'de yani kendini bilip vücut vermektir. Metinde şuna geçiyor. Kainat kadar bir zulümat Adem içindedir diyor. Belki bir iki kelime atladım. Vücut verirse he. Kainat kadar bir zulümat Adem içinde oluyor. Onun neticesi. Neticesi. Yani ikinci ikinci maddesi, vücudun Adem'in tanımı, vücudu şahsına güvenip mucidi hakikiden gaflet etmek. Bunun da neticesi nihayetsiz zulümat Adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Bu. Yani iki tane tanımı var, iki tane de neticesi, neticesi var. Çok güzel. Adem'in de vücutta da İki tane tanım çıkıyor. Enaniyetini bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu bilmek ya da görmek diyebiliriz.
Onun neticesi? Onun neticesi aşağıda şöyle. Birebir eşlersek, bu düz şey yaparsak bütün mevcudatı kazanır. Ya da değişebilir. Burada vücut, burada bu mevcut. O zaman ikisini beraber oku o zaman. İkinci tanımı da mucid-i hakikinin bir aile-i tecellisi bulunduğunu görmektir. Onda da nihayetsiz bir vücudu kazanır çıkıyor. Bu birincisine bütün mevcudatı, kazanır. Öyle kazanır. Diyebilirim. Tabii kazanır. Yani o metin aynı edemeyim diye. Ya da şöyle ya. Yo zaten yazmışım. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Ve koyunca tamam ya. Tamam. O, V yaptın mı tamam. Hemen metni hiç dokunmadı. Edememek için. Hiç daha ve harika oldu. Zaten metinde öyle. Ha, metinde var. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Bak Adem'in de vücut bu. Vücudunda Adem de bu. Evet. Son şeyimiz bu. Bir resmini çekip atar mısın? Tamam şeye? Abi atayım onu. Evet. Güzel. Allah razı olsun. Ya hoş oldu. Güzel, evet. Biz de sizin hiç oldu onda. Hiç böyle tembellik yapıp yazmadık. Ama sen tasdifi güzel Allah yakalattırdı. Kullansa güzel oldu. Yani süreci anlattı, sonucu da anlattı. Bu haritada. Vücudunda Adem, iki madde var, iki de var, yani var, iki de sonucu var. Bu güzel oldu. Oh. Peki, burada duruyoruz. وآخر دواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات